Benim burada en son yıkamam gereken Avning diye bir yer kalmış. Avning nedir bilen var mı? Allah'ını seven söylesin. Avning şey, pervaz. Nerenin pervazı olduğunu bilmiyorum ama Avning pervaz demek diye biliyorum. Gerçekten bilmiyorum ya. Arkadaşlar Avning nere ya? Avning. Son bir temizlemem lazım. Bütün bahçe şu mu lan yoksa? Aa buymuş lan. Çünkü turuncu olduğu için turuncu parlamıyor. Yazıklar olsun, kazıklandık. Spec Ops'un da aynı, ben bu arada şeyden girdim biliyor musun? Sen dedi ya ben övülmeden girdim diye. Ben Zero Punctuation abi yılın oyunu seçtikten sonra girdim. Bayağı hype'la girdim yani. Çünkü o adam çok zor beğeniyor ya. Tabii. Buna rağmen kaldırdı oyunu hype'ı. Hakikaten orada da bu arada hem de Zero Punctuation abiye de bir saygım arttı dedim oha lan. Adam yani hakikaten zor beğeniyormuş ama beğenince beğeniyor. Doğruymuş yani beğendikleri de. Ama gerçi Breath of the Wild'ı serinin 4. en iyi oyunu seçmesiyle biraz yaşlandı herhalde. Ya o yıllar içerisinde şeyi kaçırdı ya. Yani şey ekolü kaldı o acayip. Oyunlar birer sanat eseridir. Hayır yani. Onlar bir de senaryolu birer hayat sanat eseridir. Evet. Çok takık o abi. Yani zorunda değiller. Tabii. Onu en çok şeyde anlıyorum mesela. Assassin's Creed Odyssey ve Assassin's Creed Valhalla yorumlarında yine aynı şeyi söylüyor. Sürekli aynı oyunu çıkarıp duruyorlar. Yeni bir şey katmıyorlar falan diyor. O mutlaka o bir roman yazarı ya bir daha abi o. Aynı zamanda. Kendi... Bir şey katmıyorlar da işte açık denizde geziyoruz be abi. Yani ben tabii, de şimdi tabii, şey tabii. Değilim ki. Ya o çok garibime gidiyor. Bak iki tarafıyla bence eleştirmenlik yaparken biraz şey yapıyor abi. Yani önündeki malın sana ne vaat ettiğini anlayamamak bence eleştirmenliğini zorlaştırıyor insanların. Biraz şey gibi olduğu için yaptı o kendini bence. Zero Punctuation olarak benim video oyunlarında hesabını sormam gereken bir şey var. Bir şeyin ben hani onun anladın mı? Hesap sorma mercisiyim ben. Video oyun dünyasının edebiyatının bekçisi gibi yaptı kendini biraz. Watch Dog değilsin sen. Biraz öyle oldum. İşte aynen. Yani, yaşlandıkça değilsin yani. Geldi, katlandı yani. Hiç kimse değil Watch Dog bu arada yani. Kendini o rolü atadı. Çünkü biraz da iyi oynadı o rolü. 2000'lerin ortalarında. Konsol peasant lafını oturtan adamdır ya. Oyun dünyasına katkısı çok büyük. Onun esprisidir yani PC Master Race. Tabii. Ve orada dalga geçiyordu. Kendini PC Master Race gibi gören, yani PC oyuncularının böyle görmesiyle dalga geçiyordu. Tabii. Sonra PC'ciler gerçekten bunu sahiplendiler falan. O da işte güzel. Evet. Yine de bu arada günün sonunda günahıyla sevabıyla video oyun dünyasının önünden eleştirmenlerinden de bir öyle var. Öyle. Zero Punctuation öyle. Tabii canım. Ben de adamı izleyerek yani kendi oyun eleştiri kültürümü oturttum bir noktaya kadar. Tabii ben de kesinlikle öyle. Çok şeyi vardır yani video oyunları üzerine eleştirel düşünme konusunda çok hepimize katkısı büyüktür Yahtzir abinin. Ama işte hani böyle reis kabul edip ne derse %100 doğru kabul etmemekle kendi eleştiri sesini çıkarabiliyorsun bir süre sonra tabii, ki bence tabii. En önemli şey o. Yani biz de herhangi bir an çünkü şey olabilirdik. Öyle diyorsun ama Zero Punctuation abim böyle diyor. Falan. Bunun temeli işte babaları öldürmek abi. Hepimiz babalarımızı öldürmeliyiz her dakika. Tabii. Her alanda yani bu arada. Önce aboneliklerimizi güncellemeliyiz. Sonra. Sonra da babalarımızı öldürmeliyiz. Ya da annelerimizi bu arada seksist olmak istemem. Tabii. Yani çünkü şöyle bir şey var. Adam gerçekten bir noktada şeyi kaçırdı. Yani bazı oyunlar just for fun yapıp kendisini entertainment loop'una sokabiliyor. Yani şimdi sen o bakış açısıyla Mount & Blade'i hiçbir zaman beğenemeyeceksin. Mount & Blade keyifli bir oyun. Aynı bakış açısıyla Civilization da beğenemezsin. Çünkü şimdi yani bak bunu hiç yapmıyorlar çünkü Civilization ismi çok ağır diye. Evet. Halbuki gerçekten Assassin's Creed her sene aynı oyunu çıkarıyor, iyi de bir hikaye anlatmıyor cümlesini. Civilization 6 yılda bir sürekli bir şeyler değiştirip aynı oyunu çıkarıyor. İyi bir şey de anlatmıyor. Tabii canım şey Civilization mesela 4'ten 5'e yapılan işte nedir? Dörtgenden altıgene geçtik esprisi. Mesela Assassin's Creed'le Odyssey ile Valhalla arasında eminim daha fazla mekanik değişiklik var. Hayvan gibi. Odyssey yani Valhalla keyifli değil, Odyssey keyifli mesela. Yani 4 ile 5 arasında bir tane majör mekanik değişiklik var. 5 ile 6 arasında bir tane var. Orada city'ler unstack oluyor. Yani sizleri terreni... Major değişiklik bu major arada. Değişiklikler bir ama tane 5-6 major gibi değişiklik. Değil tabii bu arada. 5-6 yani. Ciddi ciddi başka bir oyun mesela hakikaten. Yani yine 2-3 tane major değişiklik üzerinden yine aslında yani şey gibi değil anladın mı?
artık tek tree'miz yok falan gibi major değişiklik de yok aslında. Ha yok tabii. Ha bir de tek tree gibi civic tree ekledik. Çünkü işte hani aslında sosyal olarak da bir takım toplumlar atılımlar yapıyorlar. Bunları iyi temsil etmiyorduk oyunun içerisinde yani falan. Yani her şeyi bile görecek kadar oynamamış. Ulan bari oradan ayır. Yani oyunu oynayanların en ciddi yaptığı eleştiri Assassin's Creed Odyssey'de gidip tek de öldüremiyorsun hiç kimseyi. Hı-hı. Çünkü build yapman gerekiyor. Assassin build yapmazsan Cassandra ya, evet, bir Assassin arada olmuyor. Çünkü Assassin Order'ı da yok. Orada yani şeye de bayılıyorum. Bu nasıl Assassin's Creed oyunu? Bu Odyssey, Assassin's Creed markasını paylaşıyor olması. Evet. Ya şey olduğunu... Biraz Ubisoft'un da salaklığı ama... Yok yok, aslında salaklığı oyunu oynayınca şeyi de görüyorsun aslında. Bir dakika, Assassin's Creed yok ki henüz. Ama o salaklık değil kanka, ona şey diye bakmak lazım. Bilek bıçağı bile yok oyunda. Çok basic bir şey yani. Final Fantasy oyunlarının ne alakası var birileriyle? Hiçbir alakaları yok bir noktadan sonra. Tabii. Zelda'ların ne alakası var birileriyle? Zelda'ların çoğunun birbiriyle bir alakası yok abi. Yani mekaniksel olarak olmadığı gibi. Bazıları bu arada... Hani... Zelda var, Link var, Ganon var. Ha. Estetik takım bir şeyler yani paylaşıyorlar. Tabii. Ve onun dışında kimse... Ganon kötü, Zelda ile Link iyi niyetli. Şeyi bile geçtim yani, Zelda... Bir Zelda oyunu iki boyutlu, yani Zelda deyince bazı insanların kafasında iki boyutlu Zelda gelir, bazı insanların kafasında üç boyutlu Zelda gelir. Bizde Breath of the Wild orantısız olarak bizim Türkiye'de daha popüler olduğu için öyle değildir büyük ihtimalle ama... Ne güzel, helal. Helal, estetik bir hareketti, tebrik ediyorum. Ama mesela yani Amerikalılar için Zelda deyince Link to the Past da geliyor olabilir daha dominant bir şekilde akıllarına. Tabii, çünkü. Hatta bir tane remake'i çıktı ya bir oyunum. Hı-hı. Biz böyle baktık, bu ne aga falan dedik, heriflerin halbuki çocukluğun oyunuymuş. Hı-hı. Yani o yüzden Final Fantasy dediğin zaman da bir sürü şey var. Ne bileyim Final Fantasy içinde. Final Fantasy 7 neydi? 13 ne? 14 ne? 15 neydi? 15'te arabaya binip bir yerlere gidiyorsun falan. Halbuki öteki tarafta ne var? Chassis ne? Şu şey mi? Tekerlerin birbirine bağlı olduğu. Tamam da o... Ha gördüm orada. Pislik var biraz. Aynen. Verdikleri para da 50 dolar gideceksin ya. Bu kadar iş yapıyoruz. 50 dolar mı? Ha. Oğlum bu 50 dolar iş yapmadın lan. 50 dolar iş yapmadın oğlum ya. Kesinlikle. Çok az kazandırıyor. Ben o yüzden işte sabun kullanamıyorum hiçbir şeyde. Oo, full ev geldi. Yes be. Major Jeff Jeffers. Baksana. Artık hani şey, tozun üzerinde ev olmuş. Bu oyuna ben bayılıyorum. Sen beni bu oyuna çok fena geri soktun ha. Ben buna girmeyeyim falan gibi böyle gözümden uzakta tutuyorum. Ha, sen bu oyuna şey mi çekmiştin kendini, pardon, rehabilitasyonu mu almıştın? Aslında bu oyun rehabilitasyon. Şunun güzelliğine bak. Oğlum ben yani gerçek hatta temizlikten hiçbir şey anlamadığım için. Müthiş bir şey ya. Bende mesela hala şey var. Bazı bulaşıkları elle yıkamayı daha çok seviyorum hala, biliyor musun? Ya bu Power Washing Porn işte subredditinde de çok uzun süre baktım yani ne oluyor diye. Bu oluyor hep ya. Hani böyle alıyorlar Power Washer'ları, sonra ön bahçelerin seni temizliyorlar ve işte hani kir tortu girince gerçek rengi ortaya çıkıyor. Altında hep şey gibi yordun. Oh, içimi yiyorlar herhalde. ASMR oldu bana falan. Ama şey de var ya Reddit'te. Sivilce sıkma subredditi var, onu gördün mü? Evet evet. Ben bir iki baktım ona, sonra bir yerde böyle oldum artık ve devam edemedim, midem döndü. Şeyi fark ettin mi abi, sivilce sıkma ekseriyetle dişil enerjisi yüksek bireylerin aşırı sevdiği bir hareket. Ben öyle gözlemliyorum hep. Valla o sabredette hiç öyle değildi. Öyle mi diyorsun? Tabii. Sivilce... Adamlığımızı yaptık, printer'a sıktık geldik, şimdi bir de hani sivilce sıkıyoruz. Sivilce, beyaz nokta ve siyah nokta sıkıyorlar full sabredette. Arkadaşlar makro kameraları alıyorlar, böyle dipten alıyorlar. Çıpır 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 milletin derisinin altından böyle diye çıkıyorlar bir de böyle. Korkunçtu ya. Yani bir tane şey var, bir böyle onları deri altından yağ çıkartmak için özel kaşık gibi bir şey var böyle, biliyor musun onu? Orayı o sabredette gördüm ben de. Böyle şeyle. Şöyle bir şey arkadaşlar. Kaşığı böyle düşünün, anladın mı? Şöyle bir şey. Geliyor şöyle senin konuda bir yerde, diyelim ki işte yağ birikmiş. Onu böyle bastırıyor. Öyle bir açısı var ki onun. O böyle diye böyle, o böyle şeytan girmiş gibi, o böyle ince ince çıkıp bir şeye dönüşüyor yani. Creepy bu arada. Birkaç tane izledim. Body horror seviyorum ya ben de. Bir noktada ama bazılarından çok rahatsız oldum. Got me talking body. Ba-da-da-da-da-da-da-da. Rıza Açıkgöz demiş ki, Can ve Yiğitcan iki konu var. Birincisi, Gri Jedi'lara ne diyorsunuz ve orijinal senaryoda imparatorluk sonrası
Luke Jedi Temple'ı ayağa kaldırıyor. Cumhuriyetçiler birleşiyor ve Han ve Leyla öyle değil lan. Kral ve kraliçe olarak önderlik ediyordu olayını. Ne derdiniz? Siz Sith mi Jedi mi olmak isterdiniz? Öyle bir şey olsaydı geniş, derdiniz. Geniş sorular. Jedi Temple'ları ayağa kaldırıyor. Cumhuriyetçiler birleşiyor. Han ve Leyla Leyla. Han ve Leyla'yı da sorgulamadım bu arada ilk dinlediğimde. Sonra Leyla olduğunu hatırladım. Leyla işte. Kral ve kraliçe olarak önderlik ediyor olaydı. Ne derdiniz? Bilmiyorum ben Thrawn üçlemesini baktığı zaman da okumuş bir insan ve olarak o kadar ikna oldum ki oradaki post işte episode 6 hikayeyi. Hiç bundan Remnant daha ne isterdim, başka ne isterdim diye düşünmedim. Sağ olsun Timothy Zahn abi beni çok ihya etti yani. Orada yazdığı ettiği şey işte imparatorluk tabii ki kurulmaya çalışacak. Tabii ki orada bir tane hani vakumu doldurmaya çalışacak bir yetenekli subay iğrenç olacak falan. Sonra işte Cumhuriyet'te amatör çabalarla ayakta durmaya çalışacak. Luke kendi kendine Jedi Temple'ı inşa etmeye çalışacak falan. Bunların hepsi de ben bütün Timothy Zahn'ın ne varsa okeyim ya oralarda. Çok severek okumuştum ben Thrawn üçlemesini. Peki şey ne diyorsun? Meğer imparatorluk çok da yıkılmamış. Daha da büyük tehditler yapmışlar. Bir koyuyorlar, yedi gezegen birden patlatıyorlar. Şeyi mi diyorsun bu işte? Büyük top. Ha. Ama onun da bir tane deliği varmış. Aynı deliği duruyor onda falan. Onun aynı deliği duruyor. Ne kadar yazık ya. Ne kadar aptalca ya. Ve yine nasıl oldu da Force Awakens o serinin en iyi filmi gibi kaldı yani buna rağmen. Ve işte ben sana ne diyeceğim. Zaten Tancan'la da biz bunu bir kere çakışta konuşuyoruz. Tancan da diyor ki ben aslında onu okeydim falan diyor. İçten içe şöyle diyorum. Diyorum bu ülkeden de AKP %52 oy çıkar. Hı hı. Ben çünkü Force Awakens'ı gördüm ve şey oldum böyle hani çakmadır ve kötüdür falan oldum ve yani hiç kabullenemedim. Yani evet Force Awakens hepsinin arasında en iyisi ama yine de iyi değil. İyi birisi değil. Orijinal bir şey anlatmaktan iyi aciz değil, birisi iyi yani. Değil, iyi değil. Kesinlikle aptal iyi değil. Bir de. Kötü birisi yani. Ama yani bak şey de arasında kötü var ya ben işte eleştirmenlik yaptığım zamanlar bunu çok önemli bir sıfat olarak ayrıştırdım. Bir kötü var. Bir de agresif kötü var ya abi. Yani Force Awakens agresif kötü değildi. Force Awakens kendine kötüydü. Evet evet. Evet. Force Awakens abi yapa bunu mu yaptınız? Ha. Yani beni mesela filmden çıktıktan sonra sinirlendirmişti. Ama şahsıma hakaret edilmiş gibi sinirlendirmemişti anladın mı? Ya evet. Niye çaktınız abi daha iyisini yapabilirdiniz falan diye böyle soyut sinirlenmiştim. Yani mesela Last Jedi'da kalbim kırıldı. Tabii, hani çünkü Star Wars sen çocukluğuma küfredildi ya Last Jedi'da. Evet, Last Jedi Star Wars'u bitirdi ya. Last Jedi bir de Star Wars sevgisini de saçma bir şey gibi göstererek bitirdi ya. Hani ya hocam bu Republic falan siz bu davayı dava zannediyorsunuz da bunlar üstüne sütun oluyorlar. Bırakacağım bunlar fonlanıyor abi. Bunlar fonlanıyor abi. Bu var ya bunlar fonlanıyorlar abi. Abi iyi kötü yok aslında biliyor musunuz? Herkes aynı savaşın aynı bokun madalyonu abi. Ha abi biri evreni yok etmiş, biri insanları iyileştirmiş. Aynı şey aynı abi. Şey abi. Biri özgürlük arıyor, biri faşizm kovalıyor ama aslında ikisi de silah kullanıyorlar abi. Birisi insanları köleleştiriyor, beğenmediklerini öldürüyor, faşizan bir düzenin içinde köle ediyor. Öbürleri ise herkes için özgürlük diyor. Ama aynı şey abi. Evet. Ya ben uzun süre Last Jedi'ye niye bu kadar gıcık olduğumu pek çok sebepten anlamadım. Sonra üst üste şöyle iki tane kaliteli yorum geldi dışarıdan ve çözdüm abi. Birincisi... Aynen. Birincisi arkadaşım bir tane Vasilis diye kulakları için nasıl Yunanistan dedik. Oğlum mitolojisini öldürmüşlerdir işin. Hani kalmamış dedi mitoloji arkada yani. Bunun üzerine CinemaSins şeye çok taktı. Ve bütün CinemaSins videosu boyunca onun için niye benzin konuşuyoruz biz Star Wars'ta? Niye benzin bu kadar lafa geçiyor? Niye benzin bitmesi önemli falan. Ben dedim ki niye? Hakikaten niye? Yani bu benzin kadar, benzinin bitti kadar realistik bir meseleyi şey evrenimize niye bu kadar merkezi bir yerden soktuk? Tabii. Hani işte güç içinde senin karanlık tarafa. Ama işte o herif onu hiç beceremiş. Silah ticaretine girmiş, kumarhanelere girmiş. Kumarhanelere girmiş falan. Yani delikanlı sen yine bu senaryoyu yaz. Git başka bir evrende yaz ama evet, yani. Evet. Git Matrix'te yaz mesela. Şey Abrahamik falan dersin ya yan olur belki. Hiç yapmamış. Matrix. 2 ile 3. Merovingian'ın gece kulüpleri. Merovingian'ın yönettiği yazılımlar. Bu yazılımların hepsinin meme ucunda piercing olan fetişist yazılımlar Hacı, olması. Hacı yeni bir kapı açmıyorsun şu an. Aynı şeyi dönüyorsun tekrar. Ama anlaştık mı biz seninle evet, ne konuda farklı ama, baktığımız konusunda? Okey. Yani şeyi anlıyorsun değil mi? Hani evet anlıyorum. Prequel'ler gibi şey bu yeni Star Wars üçlemesi gibi. Bu kadar bir vaat switch'i görmüyorum sende. Anladım ben senin demek istediğini. Bence sen de beni anladın demek istediğim şeyi. Evet. Yani Matrix 1'den aldığımız şeylerin oranı farklı. %40 entelektüel, %60 estetik almışım ben. Sen büyük ihtimalle %80 entelektüel, %20 estetik almışsın gibi anladım.
Senin O de estetikte yolumunu. çok aldım ama o estetik böyle araya böyle güzel entelektüellikler yedirilmişti. 35-65 falan gibiymiş o zaman. Ben de çünkü net estetik daha fazla aldığı için şey gibi oldum 2 ve 3'te. Bu karakterlerin motivasyonlarını az çok biliyorum ikinci karakter, ikinci, üçüncü filmlerde. Şimdi cool cool sahnelere girip çıkıyorlar ve I'm okay with this shit. Tamam eyvallah. Ve işte peygamber oldu ve sonunda arşa erdi ve işte kendisiyle beraber Tabii Sinti de arşa eriyor. götürdü. Hızlıca gaza bir basıyorlar. Gaza bir Hemen arşa basıyorlar. eriyor. Çok güzel böyle inanılmaz turuncu bir arşa eriyorlar. Sonra yuh başlanıyorlar falan. Falan filan. Bu arada Matrix 4 katı kaka olacak tabii ki. Orası ayrı. Çünkü Wachowski'ler Of. sanırım film çekmeyi de unuttular yani. Evet. Wachowski'ler. Star Wars'a dönebiliriz istediğiniz zaman. Merovingian gerçekten eski bir ne o mu lan? Değil. Böyle bir şey var mı acaba? Değil değil. Merovingian çok fazla Neo gördü. Matrix görmedi. Ha, çok fazla Matrix de görüyor aslında, evet. Tabii. Merovingian işte sonradan ben MMO'sun lore'unu da okudum Matrix'in. Ama yani ne filmde ne de Matrix dünyasında ekstra bir şey katmıyor aslında Merovingian. Veya daha doğrusu Matrix MMO'sunun lore'unu okumak Matrix'i bir tık daha düşürüyor aslında ne yazık ki. Çünkü MMO'laştırıyorlar bir kere. Yani MMO'laştırmak jenerikleştirmek demek ya. Ya evet abi bir de şey çok ilginç değil mi? Ama bak aslında ilk film yolundan gitseler ve hakikaten bir MMO'nun içerisinden jenerik bir öykü çıkarıyor olsalar still works. Ama MMO Abi içerisinden peygamber çıkartmaya bu çalışmak kadar does not work. fazla world building hep şişmanlaştırıyor ve çökerttiriyor ya. Aha. Bunu taşıyan benim bildiğim tek evren Star Wars'tu. Çünkü Star Wars zaten çok Filmleri çok cılız olduğu için. ve çok temel ve her şekilde yorumlanabilecek Force Star gibi bir Wars'un konsept. filmleri böyle dal gibi abi. Evet. Ama sen o pamuk şekeri istediğin kadar sar yani. Ve o dalın da içinde bir tane bir şey duruyor. O da The Force diye bir şey var. Ve bu arada The Force nedir? The Force bir şeydir. Anladın mı? Hani midichlorianlar gibi bizim içimizde işte bir canlılar var yaşıyor falan ama hani o da aslında hala şeye getiriyor mesela. The Force nedir? The Force bir şeydir. Hani The Force her şeydir o yüzden. The Force her şey olduğu gibi hiçbir şeydir falan. Mesela onun üzerine şey de çıkabiliyorsun. Kreia Force'u öldürmek istiyor gibi bir hikaye de çıkabiliyorsun. Onun üzerine şey de çıkabiliyorsun yani anladın mı bir yandan da işte hani Shintoku'nun dövüş sanatlarıyla işte kendimizi geliştirdik falan da yapabiliyorsun. Tabii. Onun üzerine bir yandan The Force'u tamamen kafana çevirip şey diye yapıyorsun. Nar Shaddaa diye bir gezegenimiz var. Tabii. Orada da hani kumarbazlar geziyor falan Oranın da çünkü valisi çok çok öksürüyor. öksürüyor falan. Ya o da George Lucas'ın özel yeteneği işte. Yani George Lucas bir şekilde bir şey görmüş, hissetmiş. O soyut Yok tutmuş şey. bence Hayır işte yeterince. hayır. O şeyden. Sen aslında dedin ya prequel'ler biraz daha zeki falan diye. Aslında herifin başta hiç şey niyeti yok. Star Trek'le falan Tabii. ben de bilim kurgu alemine bir eser vereceğim diye yola çıkmıyor ki adamcağız. Kesinlikle yapmıyor öyle bir Adam şeyi. son derece basit pulp bir action öyküsü anlatıyor. Flash Gordon Flash Gordon bari. ya işte aynen. Onu becermesi aslında. Zaten işte biraz şey gibi o. Doktor Who'lar falan yani anladın mı? Böyle serial. Hani bu hafta da buradayız öyküleri. İşte aynen Doctor Who'da da çok temel bir konsept, basic bir konsept var. İşte bir Tabii. tane adam var ve bu Tardis'iyle oradan oraya TARDIS'iyle oradan oraya koşup genç gidiyor. kızları kandırıyor sürekli. Aynen öyle. Hani o yüzden hani üzerine ne sos koysan çalışıyor falan tarzı işte. Çok basic konsepti iyi oturtmak için, güçlü oturtmak için bence iyi hissedebiliyor olması gerekiyor orada. Çünkü sanatçının hissiyatıyla çalışıyor. Sanatçıyı çıkarttığı zaman da işte geri kalan oraya iyi bir sanatçı koymadığın zaman, komiteyle ürettiğin zaman onu o böyle işte product oluyor. Product'ı da boşmuş yani. Product'ı da çalışmıyormuş Star İşin Wars. kötüsü Star Wars'un 8. filmi komite de değil bu arada. Maalesef yanlıştı yani Yanlış sanat adamı serbest yanlış bırakıyorlar. yasadım serbest bırakınca oluyor. Evet. Bari komite işi olaydı. Yok bir de o herif yani 1000 kişi de demiş. O arka plan röportajları çok komik. Bir tane eleman şey diyor prodüksiyon amiri. Kumarhane. Star Wars'da. Falan. Anlatıyor böyle bayağı. Zaten Luke oynayan Mark Hamill şey diyor. Luke. Böyle. Falan. Luke abi yapalım çok güzel olacak ya falan olmuş herif. Bunlar da paralarına bakmışlar bir yerden sonra. Kanka bu arada seni bu oyundan hani bir bağımlılığından şey yapan arkadaş gibi çekeyim mi? Bir intervention ister misin? Yoksa memnun musun şu an Memnunum hayatından? ya başka bir daha yani muhabbetimiz güzel. Tamam. Yok yok az önce şey dedin ya ben bu oyuna bulaşmayacaktım falan Ha deyince ben yok. şey oldum. Yok canım istersen hani bir başka bir oyuna girelim co-op oynayalım. Ben de burada oturayım Bırakabilirim aklım sıkıldı mı istersen diyorsun. diyorsan. Tabii. Tamam. Yok yok. Okey okey sorun değil.
Açayım FIFA istersen. Ben bir addiction... Yok ben kendimden söylemedim gerçekten. Okay. Senin bir addiction'ına mı sorup sürekli dedim tekrar. Bu tespih gibi şu an bana ya. Böyle anladım anladım. Böyle ince ince. Alkol gibi olmasın da sonra tespih gibiyse okey. Yok tespih gibi. Ben seninle muhabbet etmiyorsak şu an ben bunu oynamam. Kapatır Battlefield falan geçerim. Hayır abi istediğim zaman bırakabilirim. Falan gibi. Evet biraz öyle oldu ama. Dur şuraya dalayım. Hayır abi son bir kapıyı alacağım yani yok ya abi. Dur abi yok ne alakası var ama buralarda böyle pis kalmasın gitsen insan yaşıyor buralarda yani. Çocuklarımız abi. Abi sabun alacağım ya biraz para yatırabilir misin falan. Abi yine mi temizlik yok abi ne alakası var? Yo yo abi kiramı ödeyeceğim o yüzden istiyorum yoksa yani. Sabun almayacağım abi yanlış anlama. Evdeki televizyonu satıyor falan. Requiem for a Dream. Çok ilginç bir film ya. Ben bu kadar hayatımda uzun zamandır izledim. Bak mesela Dune konuşuyoruz ya. Dune okunalı benim 15 yıl oldu ve aklımda sadece şey kaldı. Okurken demiştim ki bu bana hani bilim kurgu hikayesi anlatıldı. Aslında baya böyle Orta Doğu alegorisi. Ve Orta Doğu'daki işte o yobazlıklar falan. Yobazlıkların beyaz insanlar tarafından nasıl manipüle edilerek işte falan hani böyle anladın mı? Onlar kalmış. Tamam. Bilmiyorum doğru mu kalmış yani ama onları okumuştum ve onlarla etkilenmiştim ve başka da bir şey kalmadı. Yani bilim kurgu da var biraz. Tabii tabii. Requiem for a Dream'i de 15-20 senedir izlemedim. 20 abartı oldu. 15 senedir temiz izlemedim. Bir kere izledim hayatımda zaten Requiem for a Dream'i. Cam gibi hatırımda abi bazı sahneleri. Mesela şey çok cam gibi hatırımda. O kadının kafayı bulma sahneleri, bütün kafayı bulma sahneleri Darren Aronofsky acayip close-up ve acayip böyle bir saniyelik shotlarla çat 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 yapıyordu ya. Aklımda. Bu işte çocuk kolunu tutarak Jared Leto böyle yatakta böyle yatıyor yukarı doğru şat kalkıyor ya böyle falan aklımda. Bu işte Jennifer Connelly'yi biçi eden bir tane böyle pimp miydi? Uyuşturucu satıcısı mıydı? Neydi? Bir, pis bir abi vardı. O abi böyle oral seks yap bana diye böyle çıkartıyor sonra şey diyor ya koktuğunu biliyorum ama havasını çıkartmadım yeğenim falan iğrenç çekiyor falan o aklımda. En son o parti sahnesinde hadi o zaman göt göte tedavi yapıyorlar orada Jennifer Lopez. Hepsi cam gibi aklımda abi ya. Çok vurucu bir film gerçekten. Ben izlemedim Requiem for a Dream'i. Çok iyi. Hakikaten mi lan? Hiç niyetlenmedin. Hiç niyetlenir misin bir gün? Belki. Yani Requiem for a Dream çok dinledim. Çok anlattı herkes. Ben de izlemedim hiç yani ne bileyim. Çok etkisi oldu bende ya. İzleyeyim bir ara aslında. Aronofsky'dir yani. Abi neticede. Tabii. Mesela Aronofsky'nin bu arada ben o bir ara çok gazındaydım. Bir sürü filmini izliyordum. Üst üste. En az aklımda kalan filmi açık ara Wrestler. Onu da beğenmiştim izlediğim zaman. Sonra hiçbir şey kalmadı aklımda. Hatta Marisa Tomei'nin o filmde oynadığını geçen böyle bir yerde okuyup sonra kimdi lan Marisa Tomei o filmde falan oldum. Wrestler filminde. Ha. Wrestler filmi ben izledim hiç öyle bir şey hatırlamıyorum lan. Marisa Tomei yok muydu o filmde? Vardı. Yok var. O Wrestler filmini de çok iyi hatırlamıyorum ben açıkçası. Ha işte onu diyorum ben. Çok akılda kalıcı film olmamış demek ki. Evet. İşte Black Swan'da şeyi hatırlıyorum. Aynaya bakıyordu sonra böyle ayna ona falan oluyordu böyle. Sonra o Mila Kunis'teki seks sahneleri çok iyiydi. Tabii. Yani Abazan Perspektif'ten demiyorum. Sinematik olarak da çok etkileyici bir sahneydi. Çok açıdan iyiydi abi. Abazan yani, Perspektif'ten de iyiydi. Abazan yani. Perspektif'ten de çok iyi. Çünkü Mila Kunis'in Natalie Portman çok güzel insanlar. İki güzel insan da öpüşünce güzel oluyor. İçten içe biliyorsun orada double kullandıklarını. Tabii. Ama inanmak istiyorsun. Yo önemli de değil biliyor musun? Yani çünkü günün sonunda ben Mila Kunis'in ama Natalie Portman'ın gerçekten deli Jennifer Lawrence'ı aşırı kıl olduğum için abi. Niye? Hiç açıklayamıyorum. Bu sana mantıklı rasyonelize edilen bir şey değil. Bazen ben, bazı insana gıcık evet olursun. Evet abi ciğerden öyle. Gıcık oluyorum kadına. Yani belki tanışsam severim bile falan ama ekranda göremiyorum, dayanamıyorum. Silver Linings Playbook'u mesela inanılmaz nefret ederek izledim o yüzden. Hani bir Bradley Cooper'ı çok sempatik bulurum mesela o yüzden. Silver Linings Playbook. Ha okey. O kadar kötü bir... Böyle her şey çok kötü geldi o kızın mesela. Filmin hiçbir mesajını alamadım. Ne anlatmaya çalışıyor hiç fikrim yoktu yani film bittiği zaman falan böyle. Neyse bitti de Jennifer Lawrence'ı görmek zorunda değiliz falan oldum. Ya ben o kızı izledim bir iki yerde. Böyle çok havası civası olan bir kız değil. Güzel bir kız. Ama yani Hollywood'da artık hem güzel hem çok yetenekli kadınlar var. O kız o kadar yetenekli bir kız değil bence. Değil, bence de değil. Yani bence de çok aşırı övüldü.
Ve aşırı övülmesinin yanında bir de böyle bir an darling falan gibi oldu işte. Herkes çok seviyor o şeyi. Bakın ne kadar relatable, Oscar'dan çıkmış, pizza yemiş falan. Ben o edebiyatı da sevmedim biraz. Hmm. Ama o kızı sevmediğim için o edebiyatı sevmedim muhtemelen. Çünkü edebiyatın yapıldığı başka kişileri severken buluyorum kendimi. Ama ben kızı neyinden seveyim ki zaten? Yani sen yetenekli bir oyuncu olacağım, vay be diyeceğim. Hmm. Sonra ben diyeceğim ki hem de samimi insanmış bak falan diyeceğim. Aha, aynen yani. Öyle olması lazım. Ben yani bir yerinden tutunamadım ki. Bir de diyeyim ki helal olsun, bir de üstüne sempatik bir insanmış yani. Hmm. Pizza yiyormuş. Yoksa falan. Sempatik insan sokakta bol, pizza yiyen insan da bol yani. Yani sen beni ilk önce sanatçı olarak hayran bırakman lazım ki ondan sonra it girl'e dönüş bir şey. Evet işte Arda Turan'ın hayatta anlamadığı şey oydu. O istedi ki futbolculuğumdan önce adamlığımla konuşulayım ama biz aslında hiçbir zaman onun adamlığıyla ilgilenmedik. Futbolcu olsa ve de üstüne adam olsa daha iyi olurdu. O kız Hunger Games'le parladı değil mi? Tabii Hunger Games. Aslında Winter's Bone diye bir filmle çıktı. Oscar'a da oldu. Ondan sonra Hunger Games yapınca pop oldu gibi oldu. Yani yoksa böyle bir... Çünkü bir dönem şeyi götürdü ya işte, hem X-Men'de oynuyor, Hunger Games'de oynuyor, blockbuster kız. Ay. Hem de aynı zamanda böyle Silver Lining Playbook'da oynuyor, işte ben Oscar kız. Ben o kızın X-Men'de oynadığını unutmuşum bile. Maalesef. Silindi gitti aklımda. Unutamadık ki o X-Men filmlerinde çünkü bir anda şey oldu. Jennifer Lawrence Hunger Games'e popüler olunca ikinci filmde Mystic'e acayip rol yazdılar falan ya. Evet ya. Mystic bir anda şeyin çocukluk arkadaşı çıktı falan. Hayır bir de yani... Herkesin çocukluk arkadaşı çıktı. Aşırı önemli insan oldu. Oğlum şey çok ilginç abi. Hollywood'da güzel kadın çok var ha. Yani yetenekli kadın da çok var. Güzel ve yetenekli de çok kanka, var. Kanka çok ilginç bir şey değil mi? Jennifer Lawrence'ın kariyerinde sanırım yani şimdi itham gibi olacağı için umarım doğru hatırlıyorumdur. Babası prodüktöre mi geliyor? Yok, Harvey Weinstein'in çok payı var. Harvey Yapma. Weinstein'in çok championlı. Tabii Silver Lining. Yapma. Weinstein filmi diye olması lazım diye hatırlıyorum. Yapma. Hayır. Hollywood bununla yüzleşmedi Kardo. Harry Weinstein'i pohpohlayan övenler arasından bir tek Kevin Smith insan gibi çıktı dedi, kusura bakmayın dedi. Ben dedi bu adamın onunla çalıştım yıllarca. Bu adamı övdüm övdüm durdum. Allah da benim belamı versin. Herkesten özür diliyorum. Kevin, ne kadar Harry Weinstein filminden kazandığın telif, royalty, para varsa hepsini Kadın Yönetmenler Derneği'ne bağışlıyorum dedi. Kevin Smith'ten başka da kimse çıkıp bunda ne Meryl Streep ne Judi Dench. Judi Dench'in Harry Weinstein dövmesi yaptırdığı söyleniyordu şaka olsun diye. Hani ama hani jest olma manasında. Meryl Streep'in 25 tane konuşması var. Allah Harry Weinstein'den razı olsun ne filmler çevirdi diye. Quentin Tarantino Harry Weinstein'in bir numaralı adamıydı. Her yere beraber gidiyorlar. Yedikleri içtikleri beraber gitmezdi. O tövbe etti. Ama ne yaptı tövbe? Ben görmedim böyle şey şeklinde. Kusura bakmayın. Ben Affleck'ler, Matt Damon'lar bilmem neler. Şöyle yaptı. Açıktan çıktı dedi ki ben o dönem onlarla çalıştım artık çalışmayacağım. Bir de dedi Uma Thurman dedi Kill Bill'de oynarken bizim hatamız yüzünden kaza yapmıştı dedi. O görüntüleri benim yaymamı yasakladılar. Ben de bir hata ettim. Bu yasağı dinledim yani. Uma Thurman'a yardımcı olmadım. Şimdi yayınlıyorum o görüntüleri deyip sosyal medyaya bastı. Ve Uma Thurman'a mesela dava açabileceği legal bir platform sağlamış oldu. Kendi bağlarını da kopardı herif. Yani. Gelirinin komple başlamadı Kevin Smith gibi de. It's something yani. It's something. Yetmez ama evet. Artık ben o topta yokum dedi en azından. Ya işte şeyin aksine şimdi Kevin Smith bunu dediği zaman bence Kevin Smith'e de daha fazla sinirlidir ama Kevin Smith'in biraz hani ben çok severim. O yüzden şahsiyet çünkü şeylerini de çok izledim. Üniversitelerde konuşma yaptığı böyle DVD'leri falan var çok güzeldir. Orada da falan bildiğim için Kevin Smith Hollywood'un içine hiçbir zaman girmemiş bir adam ya. Hani New Jersey'den arkadaşlarıyla 5000 dolara Clerks çekmişler. Beğendiniz aşkım. Geliyor mu? Muhabbet ediyor. Muhabbet ediyoruz bakalım. Sungur ev temizliyor. Ben duvar temizlerken muhabbet ediyoruz. Ha. Duvar temizleme oyunu mu? Ha. Değil mi ya şunun oyunu? Yo. Neye adam değiyor mu? Bomboş bir oyun hayatım. Neye değiyor mu? Vaktimize mi? Ha. Yani vakit geçiyor ya. Vakit geçmesi önemli. Vakitin geçmesinin de bu arada benim için birinin sebebi kaliteli muhabbet ediyorum kankamla diyor. Anladım. Ama sanırım Can için biraz da şey etkisi de var. Yani psikolojik bir tatminiyet veriyor şu an ona bir temizlik tabii. Görmek. Evet. Ne var? Shakespeare kelime uyduruyor. Ben uyduramaz mıyım? Gerekir mi? Ya ne olabilir? Ya Allah Allah. İşte edebiyat senin gibiler yüzünden gelişmiyor. Doğru, haklısın. Fundamentalist edebiyatçı. Püritan. TDK. Sayın TDK. Ama o zaman oyuna konsantre olman gerekiyor. Burada böyle hiçbir şey yapmıyorum yani. Bu alt tab yemin ya. Kenarda... Wow, yani ya. Wow. Bir tane oyunda adam kesiyor olmasan çok daha etkilenirdim. Level 7 olmuş muydun ya ben?
Oldun aşkım, oldun. Oldum değil mi? Tabii. Herkes senden bahsediyor. İşte bütün internet yıkılıyor, Level 7 olmuş diyor. Tabii tabii. Özel kutlamalar yapıldı. Olimpiyatların açılışında bile bahsi geçti. Deni Boyan o yüzden yapmış değil mi endüstriyel devrimi? Orada küçük bir bahsi geçti, bana bir referans oldu. Tabii tabii, aynen aynen. Cihaz orada Sungur Level 7 oldu. Orada 7 tane adam koşuyordu böyle, tırmanıyordu, ona referans. Deni Boyle görmüş, 2012'den görmüş ya, ince görmüş. Acaba Odyssey'i sevecek misin? Sen çok merak ediyorum Ceren. Adam kesiliyorsa kesiliyor. Kesiliyor, kesiliyor. Ama öldürülüyorsa severim. O da var, suçlu. O da var. Antik Yunan'da oluyor bunların hepsi. Antik Yunan'da yani, suçlu tam nedir işte yani? Ha o kadar var yani, evet. Hani daha medeni hukuk yerleşmediği için. Sindikatta millete tezelleş olan çete üyeleri var, onları öldürüyorsun. O yüzden öldürmek okey. Orada da şey var işte, Atina-Sparta mevzusu dönüyor ya. Atina-Sparta mevzusunda olduğu için bir taraf seçiyorsun, diğer taraf it kopuk oluyor. Hani o diğer taraftan onların it kopukluğunu vuruyorsun falan. Spartalılar cesur, Atinalılar demokrasi. Bana canlı mesela bir tane 2. Dünya Savaşı mı? 1. Dünya Savaşı mı? Bilmiyorum. Ha, Battlefield. Hmm. Kimseyi vuramam abi. Moral bozucu, evet. Niye vuramam? Erbaş bağırarak ölüyor abi. Hiçbir haklı tarafı. Ha ha, sen bu ahlaki olarak giremiyorsun için içine. İkinci Dünya Savaşı ahlaki bir savaş ama. Hayır, saçmalama. Ne demek ya? Holocaust'a karşı silahlanmadın mı? Holocaust'tan çok sonra haberler oluyor. Yani insan aptallığının ürünü savaşlar. Holocaust'tan bu arada tahminleri var ya. Detaylarından çok sonra haberler oluyor. Hadi Holocaust'a karşı savaş diye çıkmıyor kimse ona. O şekilde karşılar. Sen Fransız var. Anladın mı? Yani bana göre onlar siyasetçilerin zorla şerle geri zekalılıkları yüzünden cepheye sürdükleri adamlar. Ben nasıl bileyim onları? Ya Birinci Dünya Savaşı çok ahlaki olarak iflas bir savaş olduğunu kabul ediyorum ama İkinci Dünya Savaşı'nda... Yani Nazilere karşı savaşı değil mi? Evet, Nazilere karşı savaşı diyor genelde zaten İkinci Dünya Savaşı oyunlarında. Tabii tabii, faşizm yani, canım o başka. Evet evet, o. Ama oğlum bir de İkinci Dünya Savaşı'nda şey çok iyi ya, hani şey faşistler kardeş gibi birleşmiş ve devam etmişler falan yani böyle. Mesela şey olsa, İspanya İç Savaşı. Frankocudur bu ya. Frankocuların da çok farklı oluyor. E tamam işte, Nazilerin öyle bir şey olması lazım işte. Ya şey... Aa, sen Sniper diye bir oyun var, ona gireceksin o zaman. Ne yapıyor? Nazi vuruyorsun değil mi full orada? Nazilerin böyle cephe gerilerine sızıyorsun bir tane çok iyi Sniper. Kuruluyorsun, inceliyorsun, bakıyorsun, ediyorsun. Bakıyorsun, inceliyorsun, sonra tam reload. Komutan tam geldiğinde çat bir vuruyorsun böyle, bir de onda böyle şey vuruyorsun, slow motion yani. Mermi uçuyor uçuyor böyle, şakağından girip şşş, burası patlıyor, gözü kopuyor diye bağırarak ölüyor böyle. Şeyle nasıl aran ya, fake şiddetle sever misin? Bayılıyor. Hayırdır, ben şiddet yanlısı biriyim. Fake şiddetle diyorum yani, fake. Şey estetik şiddetle. Ben sevmedim. Sindikatta adam kesiyorum, çok mutluyum diyorsun. Onlar çete değilse, onlar ahlaki. Ha sen oradaki insan. Şey ahlaki üstünlüğü ya, bunlar da Nazi ya. Just Cause'u seviyorsun. Sadece ahlaki üstünlüğü değil, onları uçup bıçaklamayı da seviyorum. Tamam işte onu uçup diyorum. Şey oradaki koreografiyi ama sen seviyorsun, şey değil. Anladım. Anladım. Mesela Can'ın anlattığı şey estetik geliyorum sana. Kurşun böyle havadan uçuyor, senin çok iyi vuruşun. Böyle 200 metreden gidiyor, sonra pıt herifin beynine falan. Bilmiyorum ki. Görmen lazım, evet, deneyimlemen evet lazım. Beni çok tatmin ediyor ya Sniper. Şeyleri falan hiç mesela coştun peki? Coşar mısın mesela atıyorum? Assassin's Creed'deki gibi koreografilerle böyle Star Wars ışın kılıcı oyunları mı falan mı? O yok. Biraz da gerçekçi istiyorsun çünkü. Okey. Bir de Star Wars sevmiyor, çocuk işi o. Olay nedir ki? Dark Side'a geçmiş birileri var falan. Onlara bile eğlenemiyorum ben. The Force diye bir şey var. Onun dark side'ı var, light side'ı var. Diğer herkes düz insan Star Wars'ta. Yani şey böyle... İşte ben çok Just War arayan. Evet, ne ihya edebilir seni düşünüyorum ya. En ihya edebilecek... Syndicate'da da bu arada bir şey diyeceğim. Syndicate'daki dönem en aslında ahlaki olarak gri dönemlerden bir tanesi. İnsanlık tarihinin. Ama Assassin's Creed senin gibi büyük ihtimalle oyuncuları da ihya etmek için de şey durumlara sokuyor. Bunlar yani gidiyorum mesela, tamam mı? Sanayici, pislik falan. Ay sen, buraya niye geldin filan? Ben bayılırım olur mu? Neden insanlar diyorum, çat dedi, çat takıyor. Ha. Bu ahlakçıları okey çünkü, evet. Ne dedin sen diye bıçağı ya, takıyorsun. Bunu bir adam çete üyesi. Ya oyun sana çete üyesi dedi diye bu arada. Masum insan zaten istesen de öldüremiyorsun. İşte evet evet, ama burada mesela oyunun anlatımı... Ya oyunun renkli, bu oyunu öldürebilirsin diye işaretliği için o. İşte polis de öldürebiliyor. Polislerin işimi bozuyorlar çünkü ve beni çok kötü dövüyorlar. Yenge sen ahlaki olarak temizlik aramıyorsun. Ahlaki olarak temizmiş gibi.
Aşk olsun ya. Polisi öldürüyorsun. Polis beni öldürüyor lan. Polis beni öldürüyor. Polis seni öldürüyor. Polis seni niye öldürüyor? Çünkü ben sen polisi öldürüyorsun. Ben adalet savaşçısıyım orada. Ne münasebet, sen suikastçısın orada. Hayır, ben çeteciler sen orada. Sen bin yıl böyle bin... Sosyal adalet savaşçısıyım. 1500-2000 polis yıllık... Polis geliyor, ben çeteyi öldürüyorum orada. Haşişsin sen. Geliyor kafama indiriyor benim. Sen iyi bir insan değilsin ki aslında suikastçısın asla. Nasıl iyi bir insan? Sen 1500-2000 yıllık bir tarikatın pis bir suikastçısın ya. Ne tarikatı ya? Tarikat üyesisin sen. Ne? Evet. Ne tarikatı be? Assassin's Creed işte. Assassin's tarikatının üyesisin sen. Haşhaşiler. Haşhaşilerin üyesisin. Creed'i. 19. yüzyılda tarikat mı var? Evet, Haşhaşiler daha. Assassin's Creed hikayesinin o şeyin kurduğu Haşhaşiler. Neydi ya o abimiz bu adı? Victoria döneminin Alamut içerisinde geçiyor bu oyun. Evet evet, o oyunun evreninde Alamut'taki neydi dayı? Sen, şey dayı. Hasan Sabbah. Sen Assassin'ler Olimpiyatını ya, kazanmışsın iş işte. İş onlara başlatmış olabilir. Sonra da onunla devam ediyor. Bir fiil aynı tarikatın üyesi. Tamam da. Değil değil. Evrilmiş. Şey, Jacob'lar değil mi? Jacob'lar şöyle tarikat hiç devam ediyor ama sonra orada El Habibi'yi öldürüp onun yerine Altair geçiyor. Evet. Altair Assassin's Creed'i baştan yazıyor. Tamam, ay tarikat ya işte. Ya. Boyunuz kulağa geçti baba. Tamam, Hasan Sabbah'ın başladığı ve sonra Altair'in reset attığı tarikatın üyesisin sen. Şey, evet. Eli öpmedim. Şık kıçı yalamadım. Ben de ooo nasıl yalamadın? Ne demek şey için? Yalamıyor. Uçağla yok artık. Hayır, ne demek abi? Tabii. Yine kapşonunu giyiyorsun. Yine ritüel... Kapşonunu niye giyiyorum? Ritüel sanki başörtüsü bıçağını... diye mi giyiyorum? Evet. Allah Allah. Başörtüsü dini vecibeli. Saklanmak için mi? Tamam. Allah Allah, başörtüsü de işte tarik ettiğinde nefsinin fonksiyonel bir açıklaması var. Dini ibadetlerime karışamazsın ayrıca. Ya onu bilemem. Tarikat üyesi... Yapma. Tamam, o sen bileceksin. Tarikat üyesi olduğunu kabul et de anlaşalım. Tarikat üyesi falan değilim. Tarikat ya üyesisin. Yasa dışı örgüt üyesisin ama. Yasa dışı olabilir. Abi 1500 yasalar yıllık tarikat. Yasa dışıysam. Tarikat, tarikat. Polis niye öldürmüyor gitmiş? Salih Eylül Savali. Polis öldürsün. Polis onu da öldürüyordur. Polis görevini yapmıyor. Biz de silahlanıp sokaklara çıkıyoruz kardeş. Çünkü Templarların başı devletin yönetimini ele geçirmiş. Çünkü zaten onlar da ayrı tarikat. Siz iki onlar tarikat da ayrı kapışıyorsunuz. Siz iki tarikat kapışıyorsunuz aynen. Evet. Ya ne tarikatı ya? Öyle öyle. Beni öyle sokmayın oyunumdan. Yo, çifte tarikat çifte işte. Çifte tarikat kapışıyor. Biri daha özgürcü tarikat, biri daha faşo tarikat. Vallahi bırakır mısın? Sen özgürcü tarikatsın. O yüzden sen böyle Karl Marx falan senin arkadaşın. Tarikat falan yok, saçmalamayın. Ben Charles Dickens'la takılıyorum ya oyunda. Hepsi tarikatız ya biz. Dickens de tarikatçı. Dickens da tarikat. Dickens okültist bir de ayrıca. Okültist bir de evet. Okültist olabilir ama ne tarikatçısı? Neden bahsediyorsun? Ya işte bu Assassin tarikatının yancısı. Seviyor onları da. Assassin'ler baya tarikat yenge baya. Az tarikat da değil. Ya. Hayır hayır ya. Hiç... İzleyiciye soracağım. Sor, yemin ediyorum. Sor. 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 Sonraki oyun yayınında izleyiciye sor soracağım. Peki. Böyle bir şey uydurabiliyor olabilir miyiz şu an mesela ayak üstünde falan böyle bir anda? İki ayak üstünde 40 yıl atarsın. Kızım tarikatsın sen tabii ki. Tarikat bayağı tarikat yenge. Hiç şey değil ha. Böyle komiklik olsun diye uydurmuyor. Ya tertemiz şey, tarikatsın. Şeyh kıçı öpüyor muyum? Hayır. Ama ritüelle gidiyorsun yani, oraya. Şeyh kıçı öpmüyorsun. Cool tarikatsın ama tarikatsın işte tarikatsın yani. No. Creed'in bir var. Creed'in aynen. Creed'in var. Şeyin şiarın var. Herkesin birine söylediği böyle ritüel o böyle oğlum, hoş geldin falan. Bambaşka bir şey anlaşılıyor. Eşeğil vakail mutlak. El küllü mümkün. Diyor. Öyle başlıyor. Şey, vakal mutlak el külli mümkün şey. Aslında Creed bu. Bütün oyunun şeyi bu. Bütün oyunun uğruna isimlendirildiği cümle bu. Oo bak işte bunlar anladın mı? Sorsan Assassin ama açıp bir kere Kur'an'ı okumamışlar. Neye inandığını bilmiyorlar. Eskiden parmak kesiyorlarmış tarikatı. Anladın mı? Şunu için öldür diyorlar, gidiyor öldürüyor. Sorgulamıyor. Aynen bunlar... sorgulamıyor. Böyle parmağını da kesiyorlarmış bıçak çıksın diye. Sonra Leonardo da Vinci lan parmağı kesmeden de yapabiliriz diye değil mi? Da Vinci diye icat eden. Bir adam da çete üyelerini öldürmeye karar verdi. Tarikat için. Tarikat için değil, sosyal adalet için. İşte el ale ve musallat olmuşsun abi. Beyin yıkanmış ama beyin yıkanmamış i̇şte, gibi evet davranıyor. Aynen aynen. Bu ne herif? Sindikat üzerinden etik tartışmayı. Canlı bombacılık. Canlı bombacılık, rasyonelize etmecilik. 3 gün sonra git kendini patlat deseler kendini de patlat. Sorsa ama diyecek ki ben ama çeteleri patlatıyorum. Aynen aynen. Hep kötüleri patlatıyorum diyecek. IŞİD üyesisin yenge sen, IŞİD. Ama iyi IŞİD diye bir şey varsa iyi IŞİD. Cool IŞİD, kapşonlu IŞİD. özgür ve demokratik bir IŞİD üyesisin. Evet evet. Ama yani coğrafi olarak yine IŞİD. Aslında Assassin's Creed gibi özgürlükçü örgüt diye bir şey var mı ya dünyada? Düşünüyorum.
bilmem ne demokrasi, halk cephesi bilmem ne falan. Ya sorduğun zaman evet yani İRA böyle der mesela, anladın mı? Hani Zapatalar böyle der. Evet. Hani Basklarınki neydi? ETA mıydı? Hmm. O abiler öyle der tabii. Ama onların özgürlüğü şey gibi varoluşsal bir özgürlük değil tabii yani. Hani... Yok abi, onlar da terörist sivil öldürüyor. Assassin's Creed'de en azından sivil öldüremiyorsun yani. Tabii. Yani öldürürsen şey, desenkronize falan ediyor seni. Ya bu arada bu örgütlerin, mesela İran'ın, ETA'nın çok emin değilim pardon ama İran'ın mesela sivil öldürmemek gibi bir gayreti var ama başaramıyorlar ya da yapamıyorlar ya da olmuyor. Falan. Onun dışında mesela İran'ın çoğu targeti aslında işte İngiltere kraliyet ailesi üyeleri, yok efendim İngiltere askerleri, bıdı bıdı bir şey. Yani evet, bu arada bizim mesela uluslararası ilişkilerde şey diye bir noktada cümle öğretildi bize, kimi bilmiyorum yani. Birine sorarsın özgürlük savaşçısı, diğerine sorarsın terörist. Tabii. Zaten. İkisi arasındaki fark gerçekten perspektif sadece. Gerçekten en son hangi televizyon kanalını izlediğinle alakalı bir şey. Aynen öyle. Ya da işte hangi etnisiteye daha şey hissettiğine dair, hangi etnisiteye tanıştığında onların acılarını şey yaptığında, yakaladığında falan. İşte o yüzden Hasan diyor ya, nothing is true, everything is permanent. Aynen öyle. Eşeğil vakayil mutlak. Sapla brom diyor yani. Sapla brom diyor. Nothing is true, everything is permitted. O yüzden şeyi hiçbir zaman bilemiyorsun. Yani assassinler ne kadar iyiliğe hizmet ediyorlar, ne kadar kötülüğe hizmet ediyorlar. Uzun vadede bilemiyorsun. O yüzden oyunların sonlarını getirip bir şekilde magical itemları kötülerin elinden almazsan aslında tam ne bok yediğin çok belli değil. Evet. Yani işte şey, mesela bu Syndicate'da falan. Tabii böyle sokaklarda serseriler var. Milleti falan marazlıyorlar. Onları böyle çözüyorsun, eyvallah. Ama atıyorum fabrika basıyorsun, fabrikada çalışan çocukları kurtarıyorsun. Hoş, çocuk kurtarmak da nice. Bu arada fabrikanın anasını ağlatıyorsun ama. Bu arada gider ekonomisi de çöküyor olabilir yani ince ince. Milletin ekmeğiyle de oynuyor olabilirsin. Ha işte o yüzden oyunun sonunda ha okey bak, kötü adam herkesi yöneten asayı eline aldı. Onun elinden alalım dediğin noktada şey oluyorsun. Bir de bir şey diyeyim mi? Bu şimdi üzerine düşündükçe şeyi fark ettim abi. Yani magical iyilik olmasa Assassin's Creed'de tam ne cacık yediğin belli değil aslında yani. Ama aslında işte bu nothing is true, everything is permitted yani Assassin'in gerçek kredi, şiarı. Hiçbir şey gerçek, her şey mümkünün en arkasında duran Assassin's Creed karakteri de Black Flag'deki abi. Bu arada. Yani çünkü gerçekten hiçbir şeye adamın bir sadakati yok kendisinden başka. Ve tamamen özgürlükçü, bireyci, hür bir karakter tabii olarak yaşıyor ve ölüyor yani. Kimsenin de eyvallahını çekmiyor abimiz. Aynen öyle. Ezio ne yapıyor? Ezio hemen küçük bir Cosa Nostra kuruyor kendisini orada. Deco Escatin Paceler bilmem neler. Welcome to the Brotherhood. O şeyde tekrar, bir dakika, bu şeyi tekrar kuran önce bir Altair tekrar kuruyordu, sonra Ezio mu tekrar kuruyordu? Ezio tekrar kuruyor, aynen. Ezio da zaten gidip Altair'in kitaplarını falan okuya okuya böyle tekrar kurma esprisi vardı. Ezio Montenegro'dan bana böyle bir mekan kuruyordu değil mi kendisine bir ara böyle? Şey işte bu Ezio'nun babası, abisi böyle son asasinlermişmiş de onu da işte Templar yakıyor, sonra Ezio kalanlarla işte villadan bulduğu şeylerle bir tane daha şey kuruyordu. Brotherhood'un olayı oydu daha doğrusu işte. Tekrardan Assassin's Brotherhood'u tekrar inşa ediyordu. Mesela şeyde onu çok anlamıyorsun. Origin'de hesapta ayayla bayak kuruyorlar Assassin's Creed'i. Bir şey, hayrına mı kuruyorlar, zararına mı kuruyorlar belli değil. Hmm. Yok Cleopatra inmiş de, yok Roma'dakiler böyle itmiş de. Yani böyle genel bir şey yok. Mesela Cassandra'da çok daha bariz bir şey var. Bir order, bir kültist ekip var ve kötü bir bok yemeye çalıştıkları aşırı belli yani. Şey işte Atina ile şey arasındaki savaştan fayda çıkaran böyle zalim bir ekip var. War profiteering yapıyorlar aslında. Hani savaştan kar çıkarıyorlar kendilerine. En yaptıkları kötü şey o. Cassandra onların içinden geçiyor mesela. Ondan biliyorsun sen o hikayenin nereden şeye bağlandığını Assassin's Creed'e. Bütün oyunu oynuyorsun. Bitiyor oyun. Oyunun DLC'si çıkıyor. Oyunun DLC'sinde Pers Prensi geliyor bir tane. Prince of Persia geliyor bir tane. O böyle biraz zaten hani falan hani Clips yani Prince of Persia hakikaten. Tabi. O böyle Ancient bir Assassin Order'ına falan dahilmiş. Parmağı falan yok hani böyle. Okay. Öyle bir herif geliyor. Onun da oğlu var yakışıklı. Cassandra diyor ki sen ne hoş çocuksun ya falan. Sevişiyorlar bunlar. Cassandra evinin kadını oluyor bir süre. Evinin Assassin'i oluyor. Cassandra yarı tanrı bu arada. Onu biliyor musun? Yo, yarı tanrı olduğu dair bir fikrim yoktu.
Cassandra yarı ama etu, etçü, etçük. Okay. Ne bu? Anladın mı? Bir eski ırk var ya, ancient. O ancient ırkın seçilmişleri first işte. Neydi onun? Ha yani. İşte o first people, onların seçilmişleri eski tanrılar. İşte yok Zeus'lar, yok Chaos'lar falan, alayı onların en top of the genetic material böyle, anladın mı? Onların yani Isular. Isular şeyin en kralı. Isular da bu arada kast. Isuların en yüksek kastları işte tanrı olarak bizde bilinen şeyler. Cassandra onların yine kendilerinden olsun diye ürettikleri, gel gelelim Pisagor'un kaçırıp dünyaya saldığı bir numune. Okay. Bayağı üstün Isu falan bir şey Cassandra. Bir yerden sonra fall damage'ler falan almayı bırakıyor hatun zaten. Başka evet evet şey onu diyecektim ben de. Aynen yani. O mekanik değişiklikten bir şey oldu tabii. Belliydi. Ondan sonra işte bu Pers prensiyle bu cima ediyor. Sonra bunun mekanı şeyler basıyor. Başka bir ancient order basıyor zalim. Herifi öldürüyorlar. Cassandra bunların peşine düşüyor. Bebeği falan ellerinden zor kurtarıyor. Ondan sonra diyor ki benim bu coğrafyada savaşım bitmez. İşte reis diyor. Al sen bu çocuğu götür diyor, şeye veriyor. O Prince of Persia Ancient Assassin abiye veriyor. Al diyor bunu kendi ordunuzla yetiştir falan diyor. Oradan da Assassin's Creed Bloodline'ın içerisindeki magical ability'ler giriyor işte. Ha Cassandra'nın suyundan geliyoruz biz evet, çünkü. En iyi oynadığımız Assassin bizde. Eagle Meagle olmasının sebebi hep Cassandra'nın süper insan olmasından aynen kaynaklı. Aynen öyle. Bütün o Eagle Sense'ler, insan üstü refleksler bilmem neler. Yani Desmond'un soyu ta Cassandra'ya kadar uzanıyor. İşte Cassandra'dan ötürü Desmond'un ve Desmond line'ındaki herkesin süper diğer Assassin'lere kıyasla bayağı büyük farkları var. Gibi bir yapı. Değil mi? Evet, az önce IŞİD dediğimizden... Valhalla da bunun dışına çıkıyoruz. Bak Valhalla bunun dışına çıkarıyor çok ilginç bir şekilde bizi. Ne çıkıyor, ne yapıyor Valhalla'da? Biz Vikings bağırıyoruz. Valhalla'da biz Vikings bağırıyoruz. Sonra bir tane Assassin geliyor. El Hıdır, El Faik diye bir herif geliyor böyle. Kardeşim diyor, bak diyor, böyle atlayacaksın, böyle takacaksın falan diyor. Ağır mı ya falan diyorsun. Öyle. Ha okey. Cassandra Bloodline'ından değiliz. Cassandra Bloodline'ının bütün özelliklerini tepe tepe kullanabiliyoruz. Artık orada Ubisoft da yorulmuş. Demiş. Ben mi anlatacağım lan her şeyi demiş yani bana. Kocam video oyun dediğin kolaboratif bir şeydir yani. Biraz gelin daha bana. Hadi bakalım yani. Cassandra Bloodline'ın bütün özelliklerini kullanabiliyorsun Valhalla'da. Ama başka bir Bloodline'dansın. O da oyunun sonunda çıkıyor. Artık onu spoil etmeyeyim çünkü güncel bir oyun nispeten. Artık orijin. Çünkü Odin'sin sen de. Ya evet bu arada yani. Seni seslendiren kişiyle Odin'i seslendiren kişi aynı. Evet. Spoiler vermeyelim ama böyle şeyler yaşanıyor yani. Artık geçmedim ya Valhalla'nın spoiler şeyi, ya timer'ı. Aman ne bileyim milletin spoiler hassasiyetiyle düz orantılı bir şey bunlar. Evet Odin'sin arkadaşlar. Sen direkt Isus'un şeyde. Valhalla'da inanın dirilmiş halisin. Yeni bir bedende diriliyorsun. Kanka biz daha bu sistemi ne kadar zorlayacaklar hiç bilmiyorum bu arada. Muhabbeti sanırım offline'de yapmıştık. Hiç internette yaptık mı hatırlamıyorum. Böyle... Şş, bana bak. Ha. Şuna bak. Tatmin edici bir şey ya. Sence değil mi? No. Öyle mi? Evet. Ben gerçek hatta da bu prosesten keyif almıyorum abi. Çünkü niye keyif almıyorum biliyor musun? Benim kafamda şu bana şu şöyle çınlıyor. Bunu temizlemek için kaç dakika harcadık? Ha. Sonra kirlenecek yine. Ha. Hiç ha. Temizlik olmasın dünyada. Yani işte evet belli yani eser miktarda basic hijyeni sağlamak için yapalım ama hani böyle bu kadar falan. Şu altları bırakalım gidelim eve geri gidelim yani. Bir şey söyleme olmaz abicim olmaz. Artık yani şunun altında. Ben çok kafada değilim. Oo şunun pisliğine bak. Temizleyemem bunu. Maintenance'dır ya. En önemli şey hayatta maintenance. Aa hayır. Tabii. Asla değil benim işte. Aynen öyle. Maintenance. Bir savaşa git yani böyle şey gibi. All Star bir kadro Thanos. Whatever. Thanos diye düşünme. Bir tane böyle world ending. Kesitçiler. Galactus. Kesitçiler. Burayı alın bak. Güzel muhabbet çıkacak buradan. Ha abi. Galactus falan gibi böyle bir kozmik bir threat dövmeye gideceksin. 4 tane demigod ya da işte peygamber falan alabilirsin yanına. Full god değil ama yani. Odin, Zeus falan değil de böyle herkül, merkül. Marvel evreni falan var mı? Yok. Gerçek dünyadaki figürler. Ha oha. Folk figürler. Dur. Kim mesela düşman ne? Ya Galactus diyelim hadi. Oha lan Galactus da... Yani gerçek dünyadaki figürlerle Galactus dövmeye gideceğim. Evet, 4 tane demigod figür, bu Abrahamic figürler kullanabilirsin. Herkül falan gibi bir şeyler de olabilir. Ne bileyim Viking bir şeyleri. Galactus. Hazreti İsa mesela çok yardımcı olmaz diye düşünüyorum. Zor, zor verdin. Ka-
Kanka... Solomon'un olayı ne? Bir de Solomon yazmış. Ne yapıyor Solomon? Yani şöyle bir şey var. Bizim İslam olayı, İslam'da anlatılıyor ama ne kadar doğru, ne kadar şey onu bilemiyorum. Davut mesela. Ne kadar gerçek demiyorum çünkü sonuçta bundan mitolojidir de. Hani Kur'an'da bu yazıyor mu yoksa başka yerlerde mi anlatılıyor bilmiyorum ama Hazreti Muhammed'in ayı yarma durumu var. Böyle bir hikaye biliyorum ben. Tamam. Bir yerde hani buna bir sen de peygamber misin bir şey göster bakalım falan diyorlar. O da böyle şak diye böyle ayırıyor. Ayı yarıyor. O sanırım hadis ya. Hayır işte evet. Bu, ama mitolojinin bir parçası sonuçta. Bu eğer şeyse kanonsa İslamiyet'te rica ederim kesinlikle. Cool. Evet. Derim ki sayın. Evet. Burak bin gel yani. Evet, acaba. Evet. Aynen. Çünkü. Bu doğru mu arkadaşlar? Bir İslamik mitolojide kanon mu bu? Yani bu İslamik hikaye kanon mu bu yani? Bu böyle anlatıla geliyor da yani ne kadar bu yo, işte ilahiyatta kabul gördüğüm. Evet evet aynen yani. İlahiyatta yakar kabul gördüğüm mesele. Yani şey çünkü herkes inandığı gibi yorumlayabilir ya bir sürü şeyi. O yüzden hani mühim olan genel hurafe diyen var. Çoğunlukla evet. Tamam. Bak Sezen bu arada kanon mu diyor. Kanon arkadaşlar haberiniz olsun aslında dinlerden çıkma zaten bir tabirdir. Evet evet bu arada aynen kanon dememize şaşırdılar da. Evet kanon dememize şaşırmayın. Kanon genelde Star Wars'da kanon mu, Marvel'da kanon mu gibi kullanılıyor zannediyorsunuz. O, aslında. Kanon, kanun. Kanon yine aynı zamanda hem Hristiyanlıktan çıkma hem de Katolik köken bakımından. Osmanlı'da da kanun olarak geçen şeyler yine kanon kökünden geliyor. Tabii. Onlar da Moğol kanununa dayanır. Hadise küçük. Bu da yani fact olarak kabul ettiğimiz şey anlamına geliyor konuyla ilgili. O yüzden evet İslam'da kanon, Hristiyanlık'ta kanon var. Onun üstüne Star Wars'da kanon, Marvel'da kanon çıkıyor. Haberiniz olsun. Bu evrenlerde veya bu mitolojiler bütününde kabul ettiğimiz, gerçek kabul ettiğimiz hikayeler. Yani daha doğrusu üzerinde mutabık olduğumuz, gerçek kabul etmiyoruz tabii ki de. O yüzden ayı ikiye ayırma varsa hani Hazreti Muhammed'den bir rica ederim. Tamam. Aldık. Burak'a hem de atıyla gelen hero cool bir hero. Ben her zaman söylemişimdir. Yani atının ismi olan, atının ismi varsa kendisi cool'dur. Hızır Aleyhisselam healing. Güzel. Çünkü illa yaralanacağız. Kavga, dövüş. Tabii. Bir şey olur. Bir de çok hızlı hareket edebiliyor. Hmm. Hem flash hem healer yani anladın mı? Hızır Aleyhisselam kesin. Bu da. Wild card. Ha çünkü şey değil bilmiyorum. Mi? Doctor Strange yapabilir kendini falan oluyor. Yani anladın mı? Hani çocuk haliyle mi gelecek? Yaşlı haliyle mi gelecek? Öteki tarafta tam formu doğru. Ne? Hani şimdi peygamber kabul ediliyor. Ne ama falan. Herkese kıyasla daha da fantastik bir tip tabii. Ya. Yani bir gelsin bakalım yani bir şey çıkar. Belki I have come to bargain falan çeker. Bir şey aynen, çeker. Aynen. Bilemiyorsun onu. Aynen öyle. Katılıyorum. Ya Solomon olayı da ben hiç bilmiyorum. Çok hakim değilim. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Süleyman'ın da cinleri kontrol edebildiği söyleniyor. Ha o Solomon dedikleri o mu? Solomon, Hazreti Süleyman benim bildiğim. Yani cinleri hükmedebilen bir peygamber var. Yanlış hatırlayabiliyor ismini. Cin kontrol edebiliyorsa zaten yani summoner, healer, DPS ve tank lazım. Galactus'u tanklayamazsın. Galactus'u tanklayamazsın ama Galactus'un edleri çıkar. Galactus ed çıkartabilir. Galactus genelde kendi gelip takılıyor. Galactus şey ya böyle. Yiyeceğim falan sizi falan. Bir evet. Yemeye Thanos falan desen başka bir kadro çekebilirdim. Ama böyle Silver Surfer falan yollasa mesela mage'leri darlamaya. Kimse kusura bakmasın. Bizde peygamberler var. Silver Surfer'la Burak'a yolluyoruz değil mi artık? Silver Surfer'la muhatap olmaz bir kadro. Sen Galactus'tan açtın. Yani, evet evet yok yok. O yüzden yok. Yani Abrahamik peygamberlere falan hakikaten böyle şeye girdin mi? İslam falan Silver Surfer işte. Tabii. Silver Surfer diz çöker tövbe ister. Böyle Vikinglerde cool demigodlar var mı? Cool şeyler yapabilen mesela işte. Ya işte Lightning Mining atan gencolar var. Onların da filmini çekiyorlar işte abi. Ha. Bir tane iki tane cool adam var. Hepsinin dizisi filmi var zaten dikkat edersen. Ama dersen ki hani actual din peygamberlerini saymayalım. Bir yandan da tehdide de Galactus'tan aşağı çekelim dersen. Çünkü Galactus dedi şimdi. Galactus olunca en iyi kadro lazım gerçekten. Tabii canım. Yoksa en iyi kadroyu merak ederek sordum. Bence bu arada... Biz Hazreti İsa böyle şey. Okey. Ama çok... Hazreti İsa... Hani bir tokat atınca öteki yanağa dön falan. Hani Galactus'ta savaşırken... Anti-violent bir adam ya bir daha. Evet, evet. Yani hiç olacak gibi değil. Bu kavgalara çağrılmaz Hazreti İsa. Hazreti İsa şeye çağrılır. Bu kavgalardan sonra biz sohbete. Ne yaşadık burada? Aynen sohbete. Hani bizi bir çöz abi falan. Anladın mı? Biz fena kötü olduk. Hani bir ruhumuzu daraldı. Bir evet, anlat evet. Falan. Öyle bir şey olabilir.
Ama orada da yalnız yanımızda Hazreti Muhammed var, bu da var. Zaten yani, wisdom bir... Çok da böyle şey olmaz. Çok wisdom'u da lazım değil. Ama şarap İsa da bitince gelsin... çağrılabilir Hazreti İsa. Anladın mı? İşte bak, özel hareketten indirgeme bunlar peygamber. Çok ayıp. Ama ben demiyorum ki şarabı suyu şaraba çevirebildiği gücü var oğlum işte. Çevirebiliyor da. O da ama öyle falan olmayabilir. Belki o bir kereliktir. Ha öyle bir şeylik. Şey yok ki bunun. Kur'an kitabı yok ki. Yani. Ha ama belki teslis inancına göre çağırabilirsen o zaman daha tehlikeli olabilir. Çünkü tesliste üçlü bunlar aslında Tanrı ya. Zaten Tanrı. Ama Hristiyanlıkta da yorumları karışık ya. Karışık yani ama... Kimisi diyoruz ki o bir insandı diyor. Kimisi evet. diyoruz ki peygamberdi diyor. Kimi diyordu ki hiçbiri değildi. Tanrıydı diyor. Tanrıydı çünkü diyor. Bu üçü arasında Tanrı, ciddi aslında bir tabii, tabii. var. Aynen. Tanrı'nın üç yüzü vardır. İşte bu baba kutsal ruh. Hazreti İsa ölümden dönüyor. Bunu yapan peygamber çok yok. Ama bütün strateji oyuncuları bilir ki ölmemen lazım zaten. Zaten öyle. Yani ölümden dönme... Wild card yani tam belki de ihtiyacın olmayan bir anda da dönebilirsin yani. Ha bir de bak ölümden dönüyor olmasının sembolik kuvveti haricinde Galactus'u da işinize yarayacak bir tarafı da yok. Yani çünkü evet, ölümden Galactus'u dönüp ne yapacaksın? Galactus'u orada gezegeni yer. Aha aynen. Sen tehdidi Galactus'tan aşağı kurar düşersen ama başka kadro çıkarabilirim sana. Galactus'u çünkü çok hızlı oradan kaldırmamız lazım. Yani Thanos desek mesela, Thanos dövsek. Thanos desem mesela peygambere kadar gitmem ben. Yok yok gitmem. Şey, tamam şöyle düzeltiyorum o zaman. 6 cemli Thanos. Ha, snap var, 6 fazla oldu. Sol yok. Şey, snap yapamıyor ama... Ha, Wakanda'ya en son geldi. Wakanda'ya en son geldi. Thor'un sapladığı hali yani. Tam Vision'ı kırmadan önceki. Time var, reality var falan. Yani Wakanda'ya son geldiği haliyle dikkat edersen çok hızlıca vurarak öldürebilirsin Thanos'u aslında. Tabii o yüzden bir tank lazım oraya işte. Just One Hazreti Hızır aleyhisselam yeter ya oraya. Hmm. Koşup koşup şöyle sopayı bir kodumu Thanos bir der ki ne oluyorlar? Hızır aleyhisselam orada bir mucize daha atar. Var bir sürü mucizesi var onda şimdi bilemedim. Hmm. O işi bitirir. Thanos şimdi Hazreti Mavi çağırmıyor abi işini dinleyince adam. Evet evet tenezzül etmezsin orada artık ayı yaran insanı. Oraya şey yapmaya. Bu arada ben ayı yarmanın Kenan olduğunu çok düşünmüyorum şimdi üzerine biraz düşününce. Kenan olamazmış gibi. Çünkü İslamik doktrinde şey çok önemlidir ya. Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Bu bir kul hareketi değil. Bu bir... Ya mucize göstermediği hep söylenirdi bize. Hep mucizesinin hatta Kur'an-ı Kerim olduğu, Kur'an-ı Kerim'in evet, şeyi olduğu. Evet ama sonradan ay konusunu çok duydum ben. O yüzden şimdi şeyde değiliz, ilahiyatçı da değiliz yani o kadar da bilemiyorum. Haliyle. Yok yok ama ilahiyatçı değil de şey öğretisinden bence çıkabiliriz. Bunun konuşması ayıp değil. Yani İslam'ın en önemli temel taşlarından bir tanesi Hristiyanlığın aksine hatta Kur'an-ı Kerim'i kendisine söylediği şekilde yani bunu Hristiyanlar bozdu ve ikonlaştırdı Hazreti İsa'yı. Halbuki Hazreti İsa da bir insandı. Hmm. Hani sadece çok Allah'ın sevgili bir kuluydu çünkü çok ulvi bir insandı ama insandı. Hani Hazreti Muhammed de bir insan. Bunu artık hani böyle besmele'nin ama bizim eşhedü enna'nın içerisinde kelime-i şehadet içerisinde de söylüyorsun ya kulu çünkü yani bu kul hareketi değil ama. Ama işte tamam da channel ediyor canım. Yani orada tabii ki öyle tak diye vurup da yapmıyor. Diyor ki tabii. Allah'ım diyor hani. Tabii. Thanos geldi hani bize bir şey. Bir göster diyor. Allah da diyor ki abi evet. Hazreti Muhammed ben bu konuyu çözerim diyor zıbamk diye. Zaten aracılık yani peygamber çağırmak aracılık oğlum peygamberlerin hiçbiri. Evet, ben de kendi kendim peygamberiyim. Şartı böyle gözlüyorum. Yok işte. Kan kaslı bir adam çıkmıyor evet. ki. Yok, istisnası işte Hristiyanlık. O direkt Tanrı'nın oğlu ya. Hani bazı yorumlarda, Katolik evet. yorumunda mesela. Hmm. Orada direkt artık şey değil, peygamber falan değil. Hazreti İsa direkt zaten ona tapıyorsun. Oh Jesus, oh praise the Lord derken praise ettikleri Lord Jesus Christ yani. Okey, aynı kombinasyon. Bu sefer fantastik karakterlerle konuşalım. Galactus dövmeye gidiyoruz. 4 kişi çağıracağız. Fantastik karakterler. Evet. Whatever evren. Ha. Bir Jedi alırız yanımıza herhalde. Büyük düşün ya. Ne yapıyorsun? Niye Jedi'di oğlum? Birisi Bastila Shan alsan, Battle Meditation yapsa falan. Çok ufaktan başladım. Doktor Manhattan falan girdi şu an işin içine. Ama yo o kadar çıkarsak Doctor Manhattan da bitti. Ben Doctor Manhattan'ı götürürüm. Başka hiçbir şey almam. Doctor Manhattan çünkü tanrı. Doktor Manhattan'a Galactus çalışmayabilir. Galactus'a Dr. Manhattan çalışmayabilir. Eğer Galactus inevitable'sa, kuantum ya Dr. Manhattan.
Bakın bu geek muhabbetidir işte. Şimdi Battle'dan çıktığınız için ben de rahat rahat konuşacağım. Galactus'un inevitable olduğuna dair şeyimiz ne? Ben öyle bir şey bilmiyorum Canon'da. Var. Ne, nerede? Bir tane şey sekmesini hatırlıyorum. Yani Galactus bir şeye saldıracağı zaman çoklu alemlerin multiverse'ün hepsinde geliyor mesela. Ha. Okey ama yine de Matter'ı şey ip edebiliyor Dr. Manhattan. Yani Galactus'u... Ha, kuantum hepsi. Yani inevitable'sa herif. Mesela yani şunu diyorsun. Mesela. Şunu diyorsun çünkü Dr. Manhattan mesela Mars'ta yerden şey kaldırdığı zaman aha, aslında onun evet, paralel evrendeki bir falan. Atomların öyle atomların öyle geldiği yerlerini çünkü, gösteriyor. Çünkü kuantum ama inevitable'sa şey Dr. Manhattan dokunamayabilir. Okay. That's cool ya. Ben inevitable olduğu bilgisi çok ilginçmiş. Kimin aklına gelmiş acaba? Ki güzel hikayecilik yani tabii çünkü. Ona dair öyle bir kadraj vardı. O kalmış aklımda yani. Ne ara okudum hatırlamıyorum. Beynim bu konuda tam bir çöplük sen olduğu bir için. Sen bir ara Marvel Unlimited'e sardıydın. O sırada çok ben bir ara şeyler. Çok okudum ya hakikaten bunları. Bütün Marvel'ı okuyamaya kalktım bir hafta, bir ay. Bir dönem okudum da yani böyle. Bir yazdı sanırım. O bir yazdı evet, kanka. Evet. Bir yaz hatırlıyorum. Tatilden ne yapıyorsun diye sordum. Havuz başında Marvel Unlimited evet, okuyorum dediğim bir yaz çok, vardı. Çok okudum bir ara hakikaten. İyi de oldu. Sonra pişman oldum çünkü Marvel filmleri çıkmaya devam etti ve dedim ki keşke okumasaydım. Ki ona da Venom'la Spider-Man için girmiştim. Düşününce ne kadar üzücü. Mevcut Spider-Man ve mevcut Venom'u düşünürsen... Venom. Canım Venom. Venom. Star Wars'tan Abelot alır Galactus'u. Abelot kim ya? Büyük bir tane sıçan gibi bir şey vardı o mu? Abelot kim ya? Ha mesela bu aralar Godzilla subredditinde şey dönüyor. Adını söyle. Godzilla mı Kutulu mu? Kutulu lan. Niye? İki mitolojiye de çok hakim olmayan bir insan olarak sadece söylüyorum bunu. Hep herkes Kutulu'yla başlıyor çünkü. Çünkü Godzilla böyle daha ayaküstü bir şey. Yani şehre iniyor, yürüyor falan ya. Aha. Ama Kutulu'nun hiçbir zaman şeyini bilmiyorum. Yani gücünün sınırlarını bilmiyorum ama Godzilla sanki orada ve yani bina boyunda ve hani yeterince inansak devirebiliriz yere falan gibi. Tabii. Kutulu'nun peki kerameti olarak neler hatırlıyorsun? Abi Kutulu'nun kerameti olarak hiçbir şey bilmiyorum. Sadece soyut bir konsept olduğunu düşün. Kozmik bir telaş unsuru, kozmik bir anksiyete unsuru olduğu için yani bilmiyorum. Kutulu'yu da savaşırken kendi psikolojimizle de savaşacakmışız gibi geliyor. Ama Godzilla'da çok şişman bir kertenkele dövüyoruz sanki. Bilmiyorum. O hep öyle başlıyor bu tartışmalar bu arada. Sonra işte şey, o birazcık şeyle alakalı. Yani storytelling açısından bakıyorsun. Çünkü storytelling açısından bakarsan şey var. Batman hazırlıklı abi falana geliyor ya konu. Evet. O işte şeye geliyor biraz. Godzilla mistik abi falan. O işte günün sonunda evet. Bunun gerçek cevabı yazan senariste göre değişir bu kavganın sorusu. Tabii tabii. Sonucu. Aslında orada şöyle bir şey var ama düşününce aslında Godzilla bayağı Kutulu mitosunun parçası gibi bir şey ya. Denizin altından kalkıp bir şey geliyor. Evet. Ve aşırı güçlü ve nefesiyle höst milleti yok ediyor falan filan. Ama bir anksiyete uyandırıyor mu? Yani şehir yok ediyor. Evet, bu yürüyerek anksiyete uyandırıyor mu? Ama şey bak şey demiyorum, korku, telaş, korku değil. Ya da panik ya da gerginlik demiyorum. Kutulu da hep benim anladığım Kutulu vibe'ının en önemli şeylerden bir tanesi. Varoluşundan da böyle şüphe ederek kaçıyorsun Kutulu'dan çünkü böyle Kutulu'nun bir şeyi var ve o senin temel varoluş prensiplerine de ters gidiyor falan. Hani işte o ilginç bir şey yani mesela hikayeye göre Kutulu Atlantin altında falan uyuyor ya öyle bir şeydi. Mesela son bu çıkan Godzilla filmleri var ya işte şey Amerikalıların çektiği serilerde. Amerikalıların çektiği serilerde Godzilla şeye getirdiler. Godzilla dünyanın savunması. Herhangi bir it köpek uyanıp da falan derse Godzilla aktif gelip oluyor. Sertçe göğsüne bastırıp yani cürmünü bükerim burada deyip ağzına lazer atıyor. Godzilla falan. İyi çocuk da değil işte ama.
dünyayı koruyor. Which means mesela sen dünyaya ters mi yaptın? Gelip senin böğrüne basıyor. Sen kim olduğuna da çok bakmıyor. Bu dünya arada. İçin iyi çocuk. Evet evet. Yani dünya derken hakikaten gezegen orada gezegen, şey. The ya. Planet. Evet. Ay insanlar falan değil, asla değil. O yüzden zaten. Galaksideki taş için iyi yani. Tehlikeli şey yorumlamışlar. E orada konu biraz şeye giriyor yani kutulu kalktı insanları delirtti melirtti. Çok bir kavga çıkmayabilir. Çünkü Godzilla için de yani mevcut son filmlerdeki Godzilla okyanusun altında bir tapınakta uyuyor. Yani aslında mitos olarak çok yaklaştılar birbirlerine. Kimseyi delirtmiyor sadece. Yaratıklar uyanıp da cürür mürür falan etmeye kalkarlarsa höş deyip kalkıp hızlıca gelip milletin ağzına vuruyor. Ki son filmde ya son filmde artık Godzilla şey bir noktaya çektiler ya. Dünyanın merkezine kadar nefesiyle tünel açtı en son. O noktada okay. Diyorsun ki kutulu da delirtiyor. Yani ben de dünyanın merkezine nefesimle kazıyorum. Kutulu nerede duruyor? Kutulu bir yerde uyuyup milleti delirtiyor. Tabii ki nerede duruyor? Dünyanın merkezinde mi mesela? Yerde altında değil değil. Bir tane tapınakta uyuyordu şeyin altında. Efsanelerden bir tanesini anlatıyordu. Yani işte kutulu i̇şte ya fıtığın uyuyor bir yerde. Kutulu tatlış, biraz tatlış. Soyut bir konsept gibi sanki. Soyut soyut ama gidip ürününe basılamaz gibi bir şey de değil hani bir noktada. Ha, öyle mi işte? Var mı fiziksel bir manifestation'ı? Var canım. Uyanacak ve kalkacak falan durumları mi? Var. Godzilla'yı delirtebilir sanki. İşte onu hiç bilmiyoruz. O zaten bu kombatlarda konu oraya geliyor. Çünkü Godzilla'nın aklının kaldırmayacağı bir şey olmayabilir kutulu. Godzilla'nın aklı var mı o zaman soru bu? Tabii tabii yani işte Godzilla bir natural bir şey aslında. Aynen aynen. Afet doğal gibi afet ya. Gibi bir şeyse ha. Godzilla'yı korkutamazsın çünkü yani yağmuru korkutacaksın. Ama abi işte varoluşsal nihilistik sancısı lan deyip ağzına aynen. Lazeri veren birisi olabilir Godzilla. Aynen. Yani şey gibi kaygılar olmayabilir gerçekten. Uf, çocukları nasıl okutacağız falan. Ben bu dünyaya niye geldim? Yani biraz çok tuhaf bir muhabbet bu ya. Godzilla subreddit'inde çok dönüyor bu. Sonra tabii şeylere geliyorlar. Mystic Godzilla yorumları da var. Mystic Godzilla yorumları fena yapıyor. Ama Mystic Godzilla yorumları şey gibi düşün. Cthulhu'nun lazer atan versiyonu gibi düşün. Cthulhu versus lazer atan Cthulhu. Lazer atan Cthulhu kazanıyor zaten. Yani. Tabii Mystic yorumlarında kazanıyor Banco. İkisinin de su altında yürüyen, uyuyan sinirli yaratıklar olması çok tuhaf bir tesadüf bu arada yani. Evet. Ya yo su aslında şeyi düşününce çok mantıklı yani sudan çok korkuluyor ya. Tabii tabii. Denizin altında ne var? Son mesela Singular Point var. Son Singular Point'te Godzilla'nın yorumlandığı tarz artık şeye yaklaşmış. Matematiksele falan geldi herif yani. Artık böyle. Evrendeki Singular Point. Yani farklı zaman kapılarının birleştiği nokta falan gibi bir yere geliyor. Yani Cthulhu falan artık hani. Daha da ben artık matematiksel tekilliğe doğru ilerliyorum noktasına geldi. Orada Cthulhu'yu, mitosu falan bilmem ıvır zıvırı çok geride bıraktı yani. Orada ilginç bir şey yapmışlar zaten. Dünya mitlerindeki bütün yok oluş varlıklarının farklı yorumlarını aslında hep Godzilla, it has always been Godzilla oldu time'a çekmişler yani. Ben bu insanlık mitolojisinde, yani insanlığın hikayeleri içerisinde en sevdiğim tekrar eden mitolojik unsur Büyük Tufan mitleri. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Yani bu hemen hemen her kültürün bir büyük tufan miti var. Bir yerde en az bir tane bu arada. Bazılarında 2-3-4 tane falan oluyor. Bir noktada da olmuş olabilir gibi de geliyor ya böyle. Çünkü buzullar erir, buzul çağı varmış yani bir noktada. Buzullar eriyince tabii ki büyük tufan olmuş yani bir yerde. Çok biz de bir tanesine yaklaşıyoruz gibi ya biraz da. Tabii. Hani buzullar da eriyecek bir falan da bir şeyler olacak falan. O yüzden çok belki o yüzden de ilgimi çekiyor yani. Ya Darren Aronofsky mesela Nuh filmi de çok iyiydi. Hadi ya. Yine Aronofsky'ye dönmek istiyorum. Okey. Bayağı iyiydi. Ben hiç izlemedim o filmi. Ama bak o... O da Abrahamik peygamber öyküsü mü abi? Full peygamber öyküsü ya kanka zaten. Kafasına yani, göre uçup kaçıyor mu peki? Evet evet. Bayağı devler mevler koymuş işin içine. Yani, ha okey. Evet evet. Yani hiç şey değil öyle. Realistik bir şey yapmaya çalışmamış. Yani, okey. Çünkü zaten büyük tufan miti. Aha. Yağmur gelecek ve herkes bitecek ve Nuh işte bunu... Orada korrupt insanlar var tamam mı? Çünkü kalpleri bozulmuş falan. Allah da belalarını veriyor. Allah da belalarını veriyor yani. Nuh da düzgün adam bir tane. O düzgün adamın sonra şey falan istiyor yani ben düzgün adam ama herkes öldü. Herkes öldü falan oluyor böyle. Tabii şey de kesiyor. Yani hani
mitolojinin devamında Nuh kızlarıyla sevişiyor, ensest çocuklar yapıyor. Daha doğrusu ilk başta kızlara sevişmeyi reddediyor. Ondan sonra kızları bunu içirip hani insanlık soyunun devam etsin diye babaları da yatıyorlar falan, hamile kalıyor babaları da. Ah bu kadın var. Evet, mesela şu şey diye bir sahne vardı filmde o. Çocukları doğuyor işte, kadın olması lazım çünkü kadın lazım. Erkek olunca atıyorlar mıydı? Erkek lazımdı, kadın olunca mı atıyorlardı? Öyle bir şey, ama atmamalı mıyız? İnsan ruhu kutsal mı? Ama Allah da yaktı herkesi yani. Demek ki insan ruhu da kutsal değil. Hani falan böyle ilginç, çok ilginçti ya. Bu hangi film ya? Anthony Hopkins'in oynadığı mı? Hopkins oynuyor muydu bunda? Christian Bale'ın oynadığı mı? Yok yok, şey, Russell Crowe oynuyordu Nuh'u. Ha, okey. Ama Anthony Hopkins bir yerinde olardı sanırım, böyle bilgi yaşlı olarak. Methuselah. Ha, olabilir. Emma Watson var. Aha. Sanki Jennifer Connelly var ama emin değilim. Var yani, böyle güzel bir kadro, çok da güzel çekmiş tufan sahneleri falan. Lut'un hikayesiydi o. Emre haklısın, çok özür dilerim. Lut'un hikayesiydi o. Aynen aynen. Çok doğru, çok doğru. Lut'un hikayesiydi o. Lut kavmi. Aynen. Lut kızları Lut'u içerip çocuk yapıyordu. Nuh'ta da yok muydu ama sanki Hazreti Nuh'ta da? Nuh'a da Hazreti dememiz gerekiyor mu? Gerekiyor. Çok eski o mantık ya. Düşmüyor oğlum zamanla. Düştü. Yeni Zelanda gibi değil yani. Bilmiyorum, sanki düşebilir gibi geldi. Ben çok seviyorum bu arada genel olarak şey hikayeleri. Uhrivet hikayelerini. Şeyde bu ilgim de şeyde piklendi abi. Zaman altı. Yok, Jose Saramago'nun zaman altına gelene kadar. Jose Saramago'nun Kabil diye bir kitabı vardı. O da böyle Kabil karakteri üzerinden şeyi anlatıyordu. İşte bir sürü Ebrahimik dinlerde, işte semavi dinlerde geçen hikayeleri Kabil'i şahit ettirtiyor bir şekilde. Çünkü Kabil'in öyle bir, hani mitolojinin öyle söylenir ya hani, işaretlendi ve sonra ömrü boyunca işte yürüdü dünyada. O Kabil geziyor yani ve gezerken de bir takım işte böyle Eyüp'ün hikayesindeki geliyor. Yok işte efendim bir bilmem neyin hikayesindeki geliyor falan. Çok hakikaten güzel bir kitaptı. Bayağı bu tip kosmik konulara ilgi olan insanı ihya eden bir türde eserdi. Aynı tadı bulabilmek için mesela şeyi alamıyorsun maalesef. Yani direkt kutsal kitapları okuyamıyorsun bu tadı almak için. Onlar çünkü böyle bayağı öğreti de oluyorlar. Tabii. Kutsal kitapların içindeki o canon hikayeleri derleyen başka kaynaklara falan bakman gerekiyor. Kutsal kitaplar için didaktik diyebilir miyiz? Hele ne deriz yani. Hatta demesek sanırım günaha giriyoruz. Evet. Keşke daha çok film yapsalar o konuları. Jose Saramago Kabil arkadaşlar bu arada. Ama her bunun filmi yapıldığında tartışma çıkıyor, dramalar dönüyor değil mi bir sürü? Ya aslında yani abi eski ait hikayeleri var ya işte, o semavi dinlerin bir takım temel hikayeleri var. Dört dinde ya da dört artık kaçsa sayıları. Bunların hepsi okey buna. Yani mesela büyük tufan oldu ve işte Nuh hayvanları çiftler çiftler aldı ve gemiye bindirdi. Ve gemi sonra işte aşağı yukarıda herkesi diyor ki ağır dağın üzerine indi falan, anladın mı? Yani o kadar da varyasyonlar da minimal yani. Ya da onun dışında işte Hazreti Musa aldı İsrailoğullarını. Ha, Firavunlara çekirgeler indi, işte bebeler öldü. Bunlar sonra kaçtılar. Kızıldeniz'e çıktılar, Kızıldeniz yoruldu. Öteki tarafa geçtiler, Kızıldeniz kapandı, Mısırlılar bitti falan. Hani bunların bir sürü hikayesi benzer olduğu için de çok millet itiraz etmiyor. İtiraz bu arada, bak yemin ediyorum, semavi dinlerin kavgası İsa peygamberle başlıyor bence. İsa'nın ne olduğu, Hazreti İsa'nın ne olduğu ve ne temsil ettiği konusunda büyük kavgalar dönüyor. Ya mesela bak Passion of the Christ çekti şey hesapta. Ha, onu diyecektim. Passion of the Christ mesela South Park'ta bölüm vardı Passion of the Christ'ın. Passion of the Christ sonrası antisemitizm acayip artmış mesela Amerika'da. Hani evet, böyle... çünkü oraya geliyordu biraz işte. Mesela o tartışma oldu yani. Yahudiler mi astı çarmıha geldi? Evet. Ya Roma da yani... Ama yani şimdi bir dönem Yahudiler astı diye bugünkü Yahudiler de bir daha gelse bir daha asarız gibi. Yahudiler şimdi abi literally çarmıha gelenler yani. Kelimenin tam anlamıyla bu aksiyonu alanlar Romalılar ya. Romalılar da pagan ya. Ve abi bunu politik sebeplerle yapıyorlar hikayeye göre. Tabii. Çünkü işte çok hani halkı galeyana getiriyor. Oradaki bölgedeki huzuru bozuyor. Bu yani. Düzeni bozuyor daha doğrusu.
Yahudiler de kendi içlerindeki oradaki hani bir takım karakterler var. 3-4 tane kaypak Yahudi karakter var orada. Kendilerini güç kazanmak için yapıyorlar. Tabii lan o Kayafas falan. Barnabas, Marnabas. Barnabas, Marnabas. İşte onları. Bunlar aynen kaypaklar. Pis. Bir de işte Yahuda'yı çekiyorlar kenarlarına. O da şarkı söyleyerek gidiyor. Diyor ki just don't say I damned for all time falan diyor, sonra gidiyor. Hmm. O da sonra onlar da çok Kayafas diyor ki çok bad bir sesle this is blood money and nothing more. And nothing more. I don't need your blood money. The Man from Earth'ü sormuşlar bak. Saramago'nun hikayesine de benziyor biraz diye. Ha evet, söylüyorlar onu. Hı. Ben ama dizi bilmiyorum. Dizi değil, film ya. Film mi? Bilmiyorum, bir şey izlemelerim çok şey oldu kanka benim. YouTube seviyesi düştü ve çıkmıyor geri. Aynen. Enes Batur'dan ötesini izleyemiyorsun bu aralar ha. Tabii tabii. Yani kafalarına bir şey bantlamayan kimseyle ilgilenmiyorum. The Man From Earth'ü biz yatay bakışta mı konuşmuştuk ya? Altı altta mı konuşmuştuk? Man From Earth ilginç bir film. İyi bir Star Trek bölümü Man From Earth aslında, biliyor musun? Man From Earth. Bir tane adam var, ölmüyor. Tarihteki bütün önemli adamlar o adammış meğer. Bu. Nasıl? Bütün adamlar o adam mıymış? Nasıl yani? Franklin Roosevelt falan da mı ölmüş? İşte bir takım önemli adamlar hep o adam çıkıyor. Haha, okey. Orada mı sen vardın? Evet işte orada şuydu mu? Hadi falan diyorlar buna. Ondan sonra acayip iyi detaylar veriyor herif. Bunlar diyorlar ki vuş. Okey. Huy diyorlar. Huy. Vuş diyorlar. Nasi. Nasi. Oy oy. Hadi bugünlük bu kadar ya o zaman. Bu şekil yani. Kaçıyoruz biz vatandaşlar. Tabii aniden. Bu işler böyle aniden olur. Yiğitcan, çeteyle iletmek istediğin son önemli şeyler var mı? Hayır ya. Kendilerine iyi baksınlar. Onları biliyorlardır herhalde. İşte annelerinizi babalarınıza saygı duyun aynen. Aynen. Büyüklerinizi üzmeyin. Okuyun. Kitap okuyun. Okul okumanıza çok şart var mı? Artık ben çok emin değilim. Bir yıllar geçtikçe emin olamıyorum. Okuyun, okuyun. Yani hangi ülkede abi? Okuyun çocuklar ya. Hangi öğretmenlerle? Okuyun çocuklar. Hangi tedrisat? Yazılım öğrenin. Ha, yazılım öğrenin, evet. Robot yapın. İşte bir şeyler okuyun falan ama artık böyle yani merkezi eğitim tedrisatı çok mu şart? Kendinizi kurtarın çocuklar. iTunes Üniversitesi'nden bir şeylere kaydolun falan. Neydi bir sürü Skillshare, Mikilshare falan bir sürüsü, oralara girin. Onlar paralı. Girin Udemy'deki bedavalardan. Ha, Udemy'lere yarım girin. Yamalak bir şeyler öğrenip bir şeyler evet, biliyoruz zannettim falan. Ya da çok iyi korsan kullanmayı öğrenin. Evi bitireyim mi ya? Bitir lan başlamışken, artık milletin içine dert olur. Güzel tabii, finalite tabii. Olsun. Aynen. Hadi evi bitiriyoruz. Evi bitirene kadar buradayız seyirci. Evet, herkes yazılım öğrensin mi diye bir soru da kalmadı ya artık. Herkes birazcık öğrensin. Küçük küçük. Küçük küçük en azından. Ya en azından bu yazılım beni düdüklüyor mu düdüklemiyor mu bilecek kadar öğrenmen lazım artık. Yani bundan kastım da bu yazılım beni düdüklüyor mu düdüklemiyor mu kastım. Ben ne yapabilirim bu yazılımla ve nerelere götürebilirim bu yazılımı anlayabilmek için. Ve bozulduğu zaman mesela ne yapmalıyım? Bir de her şeyden önce Google kullanmayı öğrenmek lazım. Yalnız temizle temizle bitmiyor ha. Evet evet, pis bir ev. Pis ev gerçekten. Şuna bak, nerelere girdim artık. Ama bitmesine de az kaldı bu arada. Evet. Şuna bak. Hep bunun altı falan pislik. Allah 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 Allah, bu nasıl sevmek? Ne alalım? Allah 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 Allah, bu nasıl sevmek? Bu pislik mi oldu lan? Bak gölgeymiş. Millet ne yediğini bilmezken nereye girdiğinin öğrenmesine gerek yok bence. Ne o? Ha. Bir yorum ama çok anlamadım. Kadir Korkusuz bu. Kadir Korkusuz 15. ayına girmiş bu arada. Hoş gelmiş.
Porch roof. Ha, daha bunun üst katını almadan aşağısını boşuna temizliyormuşum. Gideyim üstüne. Burada da bir şey var mı? Mesela gutter. Gutter'ı da yukarısı. Wall. Wall full. Post. Gutter'da vardı boşluk biraz. Vardı. Yukarıda zaten onun pisliyası. Ha. Pisliği içinde onun reis. Bak ya nelerle uğraşıyoruz. Bravo. Onu da aldık. Burası da vardı demek ki. Bak ne ince detaylar var görüyor musun? Öyle yaptım demekle olmuyor. İnce ince çalışmak lazım. Bak. İl Eğitim Bakanı istifa mı etti gerçekten? Ne? Gerçi o söyleniyordu bayağıdır ya. Açıklanmıyormuş falan deniyordu. Okey. Şeyden ötürü. Covid'e rağmen bunun eğitim devam edecek etmeyecek muhabbeti var ya. Evet. Öyle mi? Yani özel okullar tabii ki son dakika kadar açıklanmasın istiyor okulların açılmayacağı ki millet veliler kayıtlarını yaptırsın. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi devam edilsin falan gibi böyle bir numaralar çekiliyor. Aha. Çünkü finansal bir oyun var aslında işin içinde yani. Milli Eğitim Bakanı da buna itiraz mı etmiş ne olmuş galiba işte devam etmiyor artık diyorlar ama net bir açıklama da yok. Öğrenci olmak için mükemmel bir dönem ya. Geleceğin Allah'a emanet gerçekten yani. Tabii herkes her şey için olmak için inanılmaz müthiş dönemlerden geçiyoruz yani. Ağaç olmak için de müthiş bir dönem. Tabii. Evet bu dönem ağaç olmakla bu dönem öğrenci olmak aşağıya yakın şeyler. Beyaz et olmak için harika bir dönem. Ölünce hemen paran geliyor. Oo evet ya. Ölü yatırım diyebilir miyiz? Oo demesek çok ayıp. Tabii. Ya demeseydik ben çok üzülürdüm yani. Oğlum neler diyorsunuz çocuklar? Ne diyorlar ya? Kontroller çıktı chat. Halk TV'yi 5 kişi basmış, Muharrem İnce kaçırılmış, reis istifa etmiş falan gibi bilgiler veriliyor şu an chatte. O artık şey, onlar paralel evren. Intergalactic UK'yi çekiyorlar onda. Evet, aynen. Ben yine de bu dediklerinizin kaçının astır var diye kendi kendine bir kontrol etmek istiyorum, evet. Mahmut Özer atanmış abi Milli Eğitim Bakanlığı'na, bu bir fact. Yani fact derken ntv.com.tr'de yazıyor. Hı hı. Artık yani fact değil, Allah bilir. Bir şey falan, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Saçma sapan şeyler. Bir şeyler. Yangın. THK, kayyum. Evet, bir şey demiş. Yine yangın, salgın, yangın. Yangın, su, güneş kremini yasakladılar. WhatsApp, 8 Bentley, 8 Lamborghini, 16 Ferrari, MTV'nin manşeti bir anda buraya geldi. Güney Kore onu konuştu, Türkçe öğrenmeye bayılıyorum. Başlıyorum. Pardon, kim anlamadım. Kim bu? Kim Jong-un. İtalyan model özür diledi, skandal görüntüleri açıklama. Haluk Levent de helikopter kiralıyormuş. Güzel. Güzel. Ben de güneş kremini merak ettim. Güneş kremi kim yasaklamış ya? Tayland. Mercanlara zarar veriyormuş. Çünkü. Ne yapacağız? Ya da güneş kremi sürüp mercanla denize girmeyeceksin abi. Mercanlara güneş kremi sürmesek? Yok herhalde sen hani üzerine sürüp suya girince o bir şekilde mercanları kötü etkiliyor gibi anladım. Ha, olabilir. Mercan dediğinde su yiyen bir şey yani sonuçta. O yüzden hani yapmamak lazım falan. Suat Çağlar demiş ki az önce Konstantin'in animasyon filmini seyrettim. Reis Los Angeles ile halvet oluyor. Oluyordur. Bir şehirle halvet olsan hangi şehir olur? Los Angeles olmazdı benim için. Çok büyük. Tokyo? Tokyo da çok büyük. Japonya'da birkaç tane yere saplardım. Osaka falan. Tokyo da olur ya. Şey neydi o Japonya'da böyle çok geleneksel binaları olan? Kyoto muydu? Osaka mıydı? Bilmiyorum. Avrupa'da muhtemelen bir yerler seçerdim ben kendime. Böyle şey gibi. Gent falan. Ha, hani... şey anladım. Dar sokaklı istiyorsun sen. Hmm. Anladım. Küçük ama hani böyle şık bir yandan da. Hmm. Birası maksimum 4 iyi. Binalı, 4 katlı binaların olduğu. Tabii. İçinden belki de bira muslukların geçtiği falan. Tabii.
Bira akan şehir var bir tane mesela. Hı-hı. Onlar olabilir. Mesela bu soruya Mekke ya da Medine diye cevap veremezsin. Veremezsin. Hoş olmaz. Yani... Ha. Aa bak Venedik fena tercih değil. Venedik. Çok cıvıktır. Yani tabii sulu olur büyük ihtimalle ama... Yani onun da lezzeti başka. Yok be pis onun suları. Doğru. Venedik'e bulaşmayın. Venedik'ten hastalık kaparsınız. Daha temiz bir sulu. Aa ne oldu bir anda son bir şey oldu. Ya böyle yüzde bilmem kaçı geçince artık hadi artık sen oldun falan deyip salıyor. Şey, artık seni ne kadar yormayayım falan oluyor değil mi? Ya piksel olur. Yaparsan bitmiyor çünkü gerçekten. Burası da bitmek üzere. Burası da bitmek üzere. Porşuf %99 lan. Neresi kaldı artık Allah sizler salın lan. Katır da bitti. Ulan şöyle biteydi hakikaten ya. Nere kaldı burada? Bitmiş. Porchroof. Ha Porchroof bitmiş evet. Brick kaldı, gutter kaldı, üst tane post kaldı. Brickler nerede o brickler? Post dediği hangiler acaba? Ya yine bunun bir arkası, kulağının arkası falan unuttu bunlardan bir tanesini. Şuralar falan mı brick acaba? Yok. Arkasına yok. Haa gutter bak bu tarafta da varmış. Burayı içine almadım. Orayı bir halledeyim. Piu piu piu. Haydi kardeşim. Ha. Gutter çarpı 2 diyor hala. Aga kaç katır var burada? Sol taraftakine baktın mı? Kapının önündekine. Bu bitmiş gözüküyor. Değil mi? O bitmemiş gözüküyor. Var biraz. Aa pislik var bunda hala. Oo, olmadı abi. Bak bakar mısın? Yakışmadı abi. Olmaz abi. Bitti. Olmaz. Bir katır daha kaldı. O da bu. Ha? Yok değil. Öteki. Tam bunun arkasındaki. Aynen. Ha ay bak hiç buraya girmemişiz tabii. Olmaz. Müşteriye böyle mal teslim edemeyiz İtcan. Müşteriye böyle mal teslim edemeyiz. Etsek zaten bize temizlikçi demezler. Nasıl zor çıkıyor. Bricks çok geniş bir kavram değil mi bu arada ya? Bricks dediğin neresi olabilir acaba? Evet, neresi olabilir yani? Şu aha. Kapının da önüymüş right. Yani. Okay. Şimdi post. Bir tane sopa kaldı. Bir tane sopa kaldı cidden. O gutter. Bu sopa o sopa mı? O sopası değil. Değil bu bitmiş gözüküyor. Ha. Bu da bitmiş. Aha. Aa, hey. İşte pislikler. Hadi, bitsin yavaş yavaş artık. Bunun öteki tarafı da pistir kanka büyük ihtimalle. Evet. Yazıklar olsun. Ne pislik be. Yes be. Oh. Tatmin edici bir tarafı var ya bunun. Oo. Oh. Bunlar bir de öteki oyunla anlaşıp bir de bunun içini temizletseler. House Flipper var bir de pis eve girip evi temizliyorsun. Aha. Bu ikisi birleşse mükemmel bir oyun dönüşürler. House Flipper'da biraz dekorasyon da yok mu? Biraz. Var ya sonradan eklediler onu. Bence hiç gerek yoktu. Oh $1,180 aldım buradan valla. İyi hadi bakalım arkadaşlar. Bu da bu şekil ya. Kendinize iyi bakın. Gözlerinizden öpüzlüyoruz sizleri. Haydi bay bay. Sevgili YouTube bu arada. Sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Haydi bay bay.